Stratejik Düşünce Enstitüsü'nü tarafından düzenlenen Ankara Masası programlarının bir diğerindeyiz. Sayın seyirciler, ekran başında ankaramasası.com internet sitesi üzerinden ve YouTube üzerinden canlı yayındayız. Hoş geldiniz demek istiyorum. Bugünkü konumuz Türkiye ve yakın çevresinde güvenlik. Bildiğiniz gibi kuşatma mı var Türkiye'ye denilen bir süreçten geçiyoruz. Yerel, bölgesel ve küresel ölçekte değişimlere, dönüşümlere tanıklık edildiği bir süreçten geçiyoruz. Ve Türkiye bulunduğu coğrafi konum itibariyle de aslında bu çalkantıların tam göbeğinde yer alıyor. Ve bu tehditler neler? Bu tehditleri karşılayacak gücümüz nasıl? Ve yeni politikalar gerekli mi? Bunları konuşacağız. Baktığımızda Libya'dan başlamak istiyoruz konferansımıza. Libya'da neler oluyor? Sarraç'ın istifa edeceğine yönelik açıklamaları ne anlama geliyor? Türkiye'nin Libya'daki varlığının devamında neler olacak? Hangi faaliyetlere imza atacak ve hangi aşamada ilerleyecek bu süreç? Ona bakacağız. Kıbrıs sorunu çözülür mü sorusunun çok daha yüksek sesle konuşulduğu bir süreçten geçiyoruz. Seçimlerden sonra müzakere başlar mı? Kıbrıs sorunu çözülür mü? Nasıl evrilir? Ve bölgemize gelen dış güçlerin bu konuda katkıları ya da engelleri nasıl olur? Buna bakacağız. Yine Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de tırmandırdığı gerilim her ne kadar istikşafi görüşmelerin başlaması ve NATO nezdindeki görüşmelerin devam etmesiyle birlikte biraz dinmiş olsa da ilginç açıklamalar geliyor. Bu masa dağılır mı? Bu bölgede şekillenme Ege'de ve Doğu Akdeniz'de nasıl olacak? Yine Balkanlar ve Türkiye coğrafyasını çevreleyen bir Amerikan askeri gücünden bahsediyoruz bölgemizde. Amerikan askeri neden bu bölgede? Buna bakacağız. Ve Rusya sıcak denizlere inmesiyle birlikte Suriye üzerinden Rusya'nın da çok daha fazla etkinliğini görüyoruz. Rusya neler yapıyor bölgemizde? Buna bakacağız. İki değerli konuğumuzla bu konferansı gerçekleştiriyoruz. İlk isim emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt. Kara Kuvvetleri'nde uzun yıllar görev yürütmüş bir isim. Irak kuzeyinde terörle mücadele harekatlarına katıldı, komuta etti. Suriye'de 5 yıl görev yaptı. Kobani olayları sırasında ilk göçün yaşandığı yıllarda Suriye kuzeyindeydi. Süleyman Şah Türbesi'nin Eşme bölgesine taşınması harekatına komuta etti. Azerbaycan askeri ataşeliği görevini yürüttü ve bu sırada da 5 Nisan olaylarına tanıklık etti. Emekli Tümgeneral Güray Alpar, aynı zamanda kendisi akademik bir isim, Doçent Doktor Güray Alpar. Kendisi jandarma teşkilatında uzun yıllar görev yürüttü. Terörle mücadelede zorlu operasyonlara katıldı. Afrika bölgesinde 2 yıl süresince çalıştı ve çok sayıda makale ve kitaplara imza attı. Kendisi halen Stratejik Düşünce Enstitüsü'nün başkan vekili. Hoş geldiniz komutanlarım. Teşekkür ederim. Şöyle sorularımız var ve sorularımızı sırasıyla ve 5'er dakikalık konuşma periyotlarında yanıtlamanızı isteyeceğim. Öncelikle size dönmek istiyorum. Afrika'da uzun yıllar görev yürüttünüz Güray Paşam. Libya'da neler oluyor dedik. Son gelişmelerden bahsettik. Biliyorsunuz Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye'nin desteklediği güçler Sirte ve Cufra'ya kadar dayanmışken orada bir kilitlenme oldu ve biz orada kaldık. Diyaloğa fırsat tanınmak istendi ki Türkiye her zaman diyaloğa fırsat tanımak ister. Bir anda bu diyalog devam ederken Sarraç istifa ederim çıkışında bulundu. Libya'da neler oluyor? Son durum nedir? Ve bu süreç nereye doğru evriliyor? Nasıl görünüyor? Bunu soruyu size sormak isterim. Teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye'nin kuşatılmışlığını, kuşatılmaya çalışmasını konuşacağız. Tabii Türkiye doğudan Asya'ya çıkışı, güneyden işte PKK-PYD'nin desteklenerek güneye çıkışı, Balkanlara çıkışı ve Kıbrıs'taki Rum kesimine bazı ayrıcalıklar tanıyarak veya Yunanistan'ın küçücük bir meis adasıyla Türkiye'nin Akdeniz'e çıkışını engellenmesi kapsamında değerlendirmek lazım Libya'yı ve dış kuşak olarak, güvenliğindeki dış kuşak olarak değerlendirmek lazım ve Türkiye'nin güvenliği için gerçekten çok önemli bir bölge. Eğer Libya'da
sağlam, ekonomik durumu iyi, halkının refah ve mutluluğunu sağlamış bir idare olursa, bu aynı zamanda Doğu Akdeniz'in güvenliğine, Suriye'nin güvenliğine, Türkiye'nin güvenliğine büyük bir katkı sağlayacaktır. Biz de bütün çalışmalarımızı çevremizdeki ülkelerin karışması veya mutsuzluğu üzerine değil, hepsinin refah içerisinde, barış içerisinde olması esasına göre dayandırıyoruz. Eğer onlar refah içerisinde olursa, mutluluk içerisinde olursa, biz de burada mutluluk içerisinde yaşarız. Tarih bunu göstermiştir. Evet, Libya'da mutabakat muhtırası, yani ekonomi, münhasır ekonomik bölgelerin paylaşılmasına ilişkin mutabakat muhtırası imzalandıktan sonra bazı ülkelerde bir telaş başladı. Yani bu onların uzun zamandan beri kurguladıkları şey değildi. Yani Türkiye'yi oradaki kaynaklardan mahrum etmek istiyorlardı. Kıbrıs Türklerini yok sayıyorlardı. Türkiye anakarasını yok sayıyorlardı. Libya anlaşması bunun önüne geçti. Ve Türkiye oraya Libya'da oradaki meşru, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru hükümetle işbirliği içerisinde oraya yönelik bazı ülkelerin kimler olduğunu biliyoruz. Rusya, açıkça söylüyoruz. Fransa, Amerika. Bunlar müdahale ediyorlardı, ettiler. Orada karışıklığın sebebi de oydu. İstenseydi oradaki insanlar bir araya getirilip oradaki kaynaklar o ülke insanının, Libyalıların huzuru için, ekonomik kalkınma için harcanabilirdi. Bu böyle olması istenmedi. Yani Libya ayrıştırılmak, bölünmek istenildi. Ama Türkiye'nin müdahalesiyle oraya destek sağlayan ülkelerin faaliyetleri de boşa çıkmış oldu. Telaş bu yüzden de acilen toplantılar yapıldı. Tedbirler alındı. Şimdi ilk başta Hafter diye dışarıdan getirilmiş, başka ülkelerin çıkarına hizmet eden, kullanılan bir güce her türlü silah ve tesisat sağlanmıyor muydu? Hafter güçlerinin elinde tank savar füzeleri çıkmadı mı Fransız? Orada Rus paralı askerleri yok muydu? Vardı. Bunlara herhangi bir şey söyleniyor muydu? Uluslararası toplum bir toplantı falan yapmıyordu bunu önlemek için. Ama ne zaman ki Türkiye'nin desteğiyle, teknik desteğiyle Libya'daki, Trablus'taki güçler ilerlemeye başladı, telaş o anda oldu, işte çeşitli toplantılar yapıldı, bu faaliyet engellenmeye çalışıldı. Yani siz neyi istiyorsunuz? Libya'nın birlik bütünlüğünü mü istiyorsunuz? Dağılmasını mı istiyorsunuz? Asıl mesele buydu oradaki. Şu anda bazı tedbirler alınıyor. Yani burada Serrac'ın istifasını hemen şey olarak değerlendirmemek gerekir. Yani etti, gitti, işte orada kaybettik gibi değerlendirmemek gerekir. Çünkü Libya sıradan bir ülke değildir. Bizim Libya'daki varlığımız 1200 yılı geçer. Ve orayla çok derin dini, kültürel, ekonomik bağlarımız var. Gönül bağımız var. Bunun ayrıntıları çeşitli programlarda izah ediliyor. Artık bunu artık bilmeyen de kalmadı. Bu böyle bir derinliğiniz varsa bu bölgeyle ilgilenmemezlik yapamazsınız. Oradaki insanları kendi kaderiyle baş başa bırakamazsınız. Türkiye'nin de yaptığı buydu. Böyle bir mücadele devam ediyor. Serrac'ın da daha bunun tabii istifa etmesi önümüzdeki ay değerlendirilecek bir husus. Serrac geçen tecrübeli bir isim. Ben öyle kolay kolay da Libyalıların ondan vazgeçeceğini de düşünmüyorum. Mutlaka ona başka görevler de verilecektir. Ve Libya halkının Türkiye ile işbirliğine, Türkiye'nin de Libya ile oranın kalkınması için onlarla işbirliğine ihtiyacı olduğunu değerlendiriyorum. Evet. İhsan Komutanım, size de Şuray Paşa da ek olarak yanıtlamanız ricasıyla aynı soruyu yöneltmiş olayım ama bir yandan da Türkiye, Libya'nın ordusunun yeniden yapılandırılması görevini üstlendi. Türkiye geçmişte de bunu yaptı. Bu bilgiler ışığında da bir yandan, yani aslında toparlanmaya çalışılan da bir Libya'dan bahsediyoruz. Bu bilgiler ışığında yanıt verirseniz sevinirim. Evet. Şimdi öncelikle bu yayını bizi bir araya getiren SDG ve başta SDG başkanımız olmak üzere SDG'nin bütün personeline teşekkür ederiz. Şimdi zaten bu planı hazırlayıp Orta Doğu ve ondan sonra Libya genelinde ve ondan sonra Akdeniz bölgesindeki bu planları hazırlayan
emperyalist güçler, başta Fransa, Rusya, Amerika, Avrupa'nın ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve onun işte etrafında bulunan bu ülkeler korkutan tavır, korkutan hareket de Türkiye'nin özellikle Suriye, Irak ve daha sonra da Libya, geçmişte 90'lı yıl, 94-95 yılında da Azerbaycan'a uygulamış olduğu bu askeri modelin başarılı olması. Bu Libya'daki bu askeri modelin başarılı olması, Libya'daki askeri sistemin ki o kadar zor bir coğrafyada, o kadar zor bir kültüre alışmış ve özellikle de böyle aşiret sistemiyle yönetilen bir ülkenin askeri sistemini bir araya getirip ve bunu düzenli bir ordu haline getirmek gerçekten her ülkenin başarabileceği bir iş değildir yani. Türkiye Cumhuriyeti bunu başarmıştır ve başarının sonucu da en sonunda Sirte ve Cufra hattına kadar Trablus kalkının emniyeti sağlanmıştır. Türkiye burada özellikle kara gücü ve hava gücü ve deniz gücü ile ulusal mutabakat hükümetinin adeta bir ordusunu yeniden teşkil etmiştir. Ordusunu yeniden kurmuştur. Ve bu desteği şu ana kadar devam etti ve bundan sonra da devam edecektir. Zaten emperyalist güçlere de korkutan durum budur yani. Ve hatta dünyanın işte 2 numaralı mı dersiniz, 3 numaralı mı dersiniz, hava savunma sistemini Suriye'de yerle bir etti. Aynı sistemi Libya'da yerle bir etti. Böyle bir sistemden bahsediyoruz. O sistemde milli ve yerli SİHA ve İHA'lardır yani. Zaten işte bütün sistem Avrupa'yı ve bütün bu emperyalist güçler korkutan durum bu. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti orada ne yapıyor? Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman, hiçbir yere, hiçbir toprağa, yabancı toprağa gittiği zaman işgalci bir pozisyon almıyor. Oradaki mazlum insanların emniyetini koruyacak, halkının huzur ve mutluluğunu sağlayacak sistemler yaratıyor. Irak'ta işte Başika'da bulunan Türkmenlerin, Türkmenlerin bulunduğu Kerkük, Musul bölgesindeki Başika'da kurmuş olduğu işte oradaki kamp, işte oradaki üs, orada ne yapıyor? Türkmenlerin DEAŞ denen o caniye, o zaman işte DEAŞ denen o caniye oradaki Türkmenlerin korumasını sağlamak için bir sistem yarattı. Geçti Suriye'de ne yaptı? Özgür Suriye ordusuyla milli ordu dediğimiz sistemi kurarak Suriye halkının güvenliğini, bekasını özellikle kuzey bölgede emniyetini sağlayacak 400-500 bin, 600 bin kişiye yakın insan şu anda orada mutlu bir şekilde yaşıyor. Türkiye aynı sistemi nerede yapıyor? Şu anda Libya'da yapıyor. Libya halkını mutluluğu için yapıyor. Emperyalist güçlerin orada yapmış olduğu nedir? Güray Paşa'm ifade etti. Yeraltı kaynakları, oradaki sistemi yok etmek. Emperyalist güçler gerçekten Libya halkının mutluluğu için çalışıyorsa gelsin Türkiye ile birlikte çalışsın. Türkiye hiçbir zaman oradaki yeraltı, yerüstü zenginlikler için elde edeyim diye gitmedi. Muazzam insanların huzur ve bekası, mutluluğu için gitti. Şimdi buradan devam ederek Haziran ayında biliyorsunuz başlayıp da işte Sirte ve Cufra hattına gelen bu işte başarı, bazı emperyalist güçlerin orada özellikle başta Rusya olmak üzere o hattı asla vermeyeceklerini. Neden vermeyeceklerini de bir şeyi bakabilir miyiz? Açabilir misiniz? İşte biraz önce arz ettim. Sirte ve Cufra hattına geldi ve bu yeşil alan dediğimiz bu alanda huzur ve mutluluk sağlandı. Halk şu anda orada gerçekten huzur içinde mutlu bir şekilde yaşamını devam ediyor. Türkiye'nin sağladığı bu. Başka hiçbir amacı, hiçbir şeyi yok. Hiçbir derdi yok Türkiye'nin. Şimdi Türkiye ne yaptı burada? Vatiye ve Misrata bölgesinde özellikle Libya silahlı kuvvetlerinin buradaki deniz gücünü, hava ve kara gücünü yeniden yapılanmak, teşkilatını kurmak, orada kalıcı olmayan, geçici bir üs kurdu, kalıcı olmayan. Orada sistemleri kurduktan sonra Türkiye diğer yerlerde olduğu gibi bölgeyi 94 yılında Azerbaycan'da yaptığı gibi sistemi kurdu ve geri çekildi. Aynı şekilde Suriye'de de bunu yapacak ve Libya'da da bunu yapacak. İşte dert bu. Bakın Sirte ve Cufra. Baktığınız zaman Cufra ve Sirte hattının sağ tarafına bakın. Bütün sistem, petrol kaynakları, petrol ve bütün emperyalist güçler nerede? Buradalar.
%65'i orada. %65'i. Yani Rusya orada, Fransa orada, Amerika orada. Şu andan için orada Cufra ve Sirte hattının ne kadar önemli olduğunu, yani onun doğusuna geçilmeyeceğinin işte bütün burada haritada çok açık bir şekilde gözüküyor. Şimdi burada Sarraç istifa eder mi? Sarraç bunu söyledi. Sarraç çok deneyimli bir politikacı. Ben dedi işte yakında seçim olacak. Bu seçimin selameti için, bu seçimin şayalı olmaması için, bu seçimin daha özgür bir şekilde yapılması için gerekirse bu görevimden fedakarlık yapacağım dedi. Evet. Fedakarlığı yaparım dedi, hazırım dedi. Yani Sarraç'ın burada istifa edip de Libya'yı alt üstüne bırakıp bu şekilde çekip gitmesi, o zaman Sarraç bu kadar niye uğraştı yani? Bu kadar neye uğraştı? Yani şimdi evet. Libya'nın huzurunu, mutluluğunu isteyen bir liderin bırakıp Libya'yı bu halde bırakıp gitmesi. O zaman Trablusgarp 1 kilometre, 2 kilometreye kadar hükümet binaları yerle bir eder ki o zaman bırakıp giderdi Sarraç. Şimdi huzura ermiş bir Libya'nın işte 40'ı 50'sine yakın Libya'nın huzura ermiş sistemini kurmuş bir Sarraç gider mi? Burada tabii özellikle Rusya'nın bir takım oyunları var. Geçtiğimiz 2 hafta önce Rusya'nın Moskova'da her zaman her yerde yaptığı gibi Sarraç'ın yardımcısı, başbakan yardımcısı Ahmet Mitik Moskova'ya gitti ve oraya davet ettiler. Ve belki Sarraç'ın bilgisi dışında, belki sistemin bilgisi dışında orada bir Hafter'in oğluyla gizli bir petrol anlaşması yapmışlar. Yani haritanın o hemen sağ tarafında, Cufra ve Sirte hattının doğusunda. Bu petrol kaynaklarının eşit bir şekilde petrolün %50-%50 bölüşülmesiyle ilgili. Dolayısıyla burada Trablusgarp'ı savunan halk ayağa kalktı. Oradaki sistem ayağa kalktı. Bunu başbakan bize açıklasın dedi. Sarraç da asla böyle bir anlaşmayı kabul etmem dedi. Dolayısıyla mesela o hatta geçtiğimiz bu bir ay süre içerisinde Sarraç'ı Fransa Paris'e davet etti. Yani bir takım Sarraç'ı Türkiye'nin elinden koparmak, Sarraç'a bir takım oyunlar oynamak için dışarıdan bir sıkıştırma politikası var ya. Evet. Dolayısıyla belki Sarraç da böyle bir sıkıştırılmışlığın içerisinden şey yapmak için belki böyle bir ifadeyi kullanmıştır. Ben onun için bakın Libya Savunma Bakanı geçen gün çok güzel bir açıklama yaptı. Biz asla dedi, asla dedi Türkiye ve Katar'ın Ağustos ayında yapmış olduğumuz bir anlaşma var. Şu anda Libya ordusunun yeniden yapılanması, teşkilatlanması için her türlü desteği bize veriyorlar. Biz destek sayesinde Libya ordusunu şu anda kuruyoruz ve temelini teşkil edip ve Libya'nın bekası ve geleceği için her türlü şeyi yapmaya hazırız dedi. Onun için sanmıyorum ki ben bu saatten sonra Libya'da bir politika değişikliği olsun, Türkiye'yi bu bölgeden dışarıya itsin, Türkiye burayı terk etsin. Zaten Türkiye burada özellikle zorlayıcı diplomasiyi seçmiştir. Bakmış ki masaya gelmiyorlar. Masada bir düzen kurulmuyor. Diyalog yok, anlaşma yok. Ama en sonunda Türkiye'nin her zaman her yerde söylediği bu masa ve diyalog diplomasisini bir kenara atıyorlar. Ama Türkiye'yi mecbur etmişlerdir. Doğu Akdeniz'de, Libya'da ve de Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Fırat Kalkan Harekatı'nda olduğu gibi zorlayıcı diplomasında. Sonra bunlar da demek ki bunlar anlıyorlar şimdi masaya. Türkiye sayesinde geldi. Evet. Türkiye olmasaydı belki bu aşamaya da gelemeyecekti. İki tarafın yani, görüşmesi, iki ayrı hükümetin görüşmesi de söz konusu olmayacaktı. Zaten 6-11 Eylül'de Fas'ta görüşüldü. Taraflar bir araya geldi. Bu 2016 yılındaki bir toplantı da yine Fas'ta yapılmıştı, kararlaştırılmıştı. Aynı toplantıyla ilişkin olarak yani Libya'nın bir araya gelmesi, kurumlar ayrışmış durumda. Onların bir araya gelmesi gerekiyor. Bu aşamada Sarraç onlara bir yol açıyor. Diyor ki ben fedakarlığa hazırım. Yeter ki yani, Libya bir araya gelsin şeklinde. Evet. Ekonomik sıkıntılar da var halkın. Bazı ufak tefek gösteriler vardı. Bir yerde onun da önüne geçmiş oluyor. Bu yapılan anlaşmaya ama göre daha petrol... ziyade biliyorsunuz evet. Diğer tarafta halk şeyde, Tobruk'ta, Bingazi'de evet. Halk isyan etti. Ekonomik evet. Olarak gerçekten çok sıkıntı evet. Problem içerisinde. Diğer tarafta daha fazla. Tabii, tabii. Hepsi Libya'nın Libya halkı tabii. Yani. Öbür tabii, tarafta kesinlikle. Da olsa, bu tarafta da olsa bunların bir araya kesinlikle. Gelmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bir de bu artık Libya'nın kaynaklarının bir an önce bir kısmını en azından faaliyete geçirip oradaki halkın zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması kesinlikle. Gerekiyor. Türkiye'nin de amacı zaten bu yani. Evet. Türkiye'nin de amacı bu. Komutanım bir sonraki haritaya gelebilir misiniz? Şu anda
bu anlaşmanın bozulması mı isteniyor? Şimdi Libya'yı biz Doğu Akdeniz meselesinin çok dışında görmüyoruz. Güray Paşa'm bu konuda daha Hedef bu anlaşma mı? Şimdi tabii ki bu çok şeyi değiştiriyor. Bu Libya ile Münhasır Ekonomi Bölge Anlaşması imzaladığınız zaman Yunanistan'ın Mısır'la hiçbir ilişkisi kalmıyor. Yunanistan'ın Kıbrıs'ta bir ilişkisi kalmıyor. Tamamen çünkü ara bölgeden geçiyor. Ve buradaki çıkan hidrokarbon yataklarının Avrupa'ya gidişi de tamamen Türkiye'nin kontrolüne geçmiş oluyor. Türkiye dışarı açılmış oluyor. Bu olmadığı zaman işte mevcut dayatılan Sevil haritası Türkiye'nin çağrılmadığı 1947'deki bir anlaşmaya binaen Yunanistan'a bağışlanmış, hediye edilmiş küçücük 10 kilometre kareden küçük bir adanın Türkiye'ye 2 kilometreden daha yakın 1.9'dur bazı yerlerdeki 1900 metredir. Yunanistan'a 580 kilometredir çok uzaktır. Buraya verdikleri alan 41 bin kilometre karedir. Yani Türkiye'ye tanıdıkları alanın hemen hemen aynı. Yani kendisinden neredeyse 80 bin 90 bin kat büyük bir Türkiye ana karasına, Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip olan ana karasına hiçbir hak tanımıyorsunuz. Kıbrıs Türklerini yok sayıyorsunuz. Bütün kaynaklara siz sahip oluyorsunuz. Harita nedir? Harita bir üniversiteye hazırlatılmış bir haritadır. Hiçbir hukuki geçerliliği yoktur ki zaten geçen de Amerika Birleşik Devletleri de bunu ifade etti. Adaların zaten böyle bir hakkı olamaz. Yani bakmayın siz Fransa buraya geliyor, burada bunu savunuculuğunu yapıyor ama kendisi 70 yıldır İngiltere ile ihtilaflı olduğu bir konu var. 15 bin mesafede bir ada var. İngiliz adası. Fransa'ya ya daha yakın. İngiltere'ye uzak. Orada diyor ki Fransa 70 yıldır diyor ki bu adanın diyor bu şekilde bütün hakları olamaz diyor kendisine gelince. Ama buraya gelince Yunanistan'ı kışkırtmak için burada Yunanistan'ın yanında gibi gözüküyor. Bunun hiçbir geçerli olacağını düşünmüyorum. Yani uluslararası alanda da herhangi bir geçerli yok. Bu Türkiye'nin kırmızı çizgisidir. Olmazsa olmazıdır. Türkiye'nin geleceğidir. Ya kapanacaksınız içinize buradan denize çıkışı olmayan küçük bir ülke olarak kalacaksınız ya da orayı alacaksınız. Bizim için hayat önemlidir ama Yunanistan için değildir. Çünkü bazen karşılıklı ilişkiler gerginleştiği zaman o durumda şuna bakmak lazım. Bu konu yani uzlaşmasızlığa neden olan konu hangi ülkenin için daha önemlidir? Türkiye için hayati önemlidir. Türkiye için önemlidir değil evet, mi komutanım? Evet kesinlikle. Şimdi Güray Paşa'm burada biraz önce vurguladığınız şey konusunda da aslında dünya bunu anladı. Dünyanın bütün her kesimi bunu anladı. Ama bir Fransa anlamıyor. Fransa'nın anlamadığını biz çok iyi biliyoruz. Niye? Fransa Suriye'de çok affedersiniz özür dilerim dayağı yedi. Fransa özellikle bir çıkarı Afrika, var değil mi o bölgelerde? Tabii canım Afrika evet. ülkelerinde biliyorsunuz çok çok daha iyi biliyorsunuz. Orada evet. şu anda en son Mali'de işte büyük bir usrana uğradı. Diğerlerinde de uğrayacak bu değil mi? Çok uğrayacak. Büyük tepki var şimdi, Fransa'ya. Burada hali o anda. Şimdi Amerika'nın büyükelçisinin bu haritayı göstermişken onu söylüyorum. Şimdi tabii büyükelçinin durup dururken kalkıp da böyle şu ana kadar hiçbir ifade etmedikten sonra Kıbrıs'ta özellikle ambargoyu kaldırarak Rumları. Eşitsizliği, adaletsizliği, hukuksuzluğu ve insan haklarını içe sayan bir Amerika burada Türkiye'ye ağzına bir bal çalmak istiyor. Evet. Yani şimdi öbür taraftan veyahut da işte biraz sonra şey yapacağız Balkanlar'da neler yapıyor ne ediyor falan. Şimdi dolayısıyla bu haritanın zaten Türkiye için bir hükmü yoktu. Bu harita çoktan yırtılmıştı. Biz Libya ile imzalamış olduğumuz münhasır ekonomik bölge o çizgiyi çizdikten sonra bu haritanın hükmü kalmamıştı. Şimdi bizim Barbaros şu anda Libya ile sınırlarımızdan sismik araştırma yapıyor, sondaj gemilerimiz yapıyor. Bu harita olsaydı eğer bu haritayı kabul etselerdi o zaman biz Barbaros bu taraflarda gezebilir miydi? Onun için komutanım, Amerika yeni uyandı. Geçerliliği olabilir mi zaten? Biz de şurada Ankara'da birçok üniversite var. Birisine gidelim, bir harita çizdirelim. Eğer yani, bu herhangi birisine bir harita çizdirmek de olacaksa, uluslararası hak var, hukuk var, yasalar var değil mi? Teamüller var. Hepsine yani, aykırı bir şekilde. Bunun böyle olmayacağını zaten bir çocuğa anlatsanız değil diplomat bilmesi gerekir. Bilmemesi için ya art niyette olacak
ya da biz gerekli tanıtımı yapamamış olacağız. Evet, kesinlikle. Yani orada da tabii ki bazı şeylerimiz var. Bizim bunları herkes anlatmamız gerekir. Bazen bilmiyorlar. Yani yabancılarla bazen karşılaştırdığımız zaman geçmişte şöyle diyorlardı. Ya neden Yunanlarla anlaşamıyor bu Türkler? Ya şu Ege Denizi'nde neyi paylaşamıyorsunuz? Ortadan bölüşün. Dedim ki biz zaten razıyız, bölüşelim. Onlar konuyu öyle zannediyorlar. Yani bir Avrupa'daki, bir Amerika'daki birisi, normal sıradan bir vatandaş. Ya bu adanın 10 kilometre kareden küçük, Türkiye'nin dibinde, Türkiye'ye 2 kilometreden az, Yunanistan'a 580 kilometre olduğunu nereden bilsin? O zannediyor ki ya Türkiye haklarına razı olmuyor. Herhalde Akdeniz'in yarısı Yunanlıların, yarısı Türklerin. Türkler hepsini istiyor falan gibi. Böyle bir şey düşünüyor olabilir. Gerçekten düşünüyorlar da. Doğrudur, doğrudur. Bunu çok basit şekilde bunu anlatmamız gerekir. Her fırsatta herkese anlatırsak yani, eğer kendimize daha ama çok... Türkiye bence bu konuda çok başarılı. Çok iyi bir şekilde bütün güzel dünya kamuoyuna, yapıldı, özellikle evet. Avrupa'ya, Fransa'yı asın Avrupa'nın dışında sayın. Çünkü onun sömürgecilik zihniyeti hala beyninde devam ediyor. Onu silemezsiniz. Mesela Almanya bunu çok iyi anlattı. Anlamış ve çok iyi anlatıyor. Şimdi bakın, ABD Dış İlişkileri Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph diye bir kişi diyor ki Türkiye ile zıtlaşmayın diyor. Çözüm Türkiye'nin ile masada bir çözümü bulabiliriz. Evet. Türkiye artık küresel bir güçtür. Artık bütün Avrupa'daki, bütün dünyanın, bütün herkes bunu anlamıştır. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu harita üzerinden kalkıp Türkiye'ye tavassut olarak göstermesi, yani ne diyeyim, uyanmak herhalde uykudaydı, yeniden uyandı. Yok hükmündeki bu haritayı Türkiye'ye bu şekilde sunması, zannetmesin ki Türkiye eski Türkiye, Türkiye bunu bilmiyordu. Amerika'ya bakın hiç cevap bile vermedi Türkiye bu konuda. Türkiye bu konuda cevap, iyi bir şey. Yunanistan en azından birazcık kafasını karıştırdı, fikrini karıştırdı. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zaman oldu bitlere asla asla izin vermeyecektir. Bunu sahada da vermeyecektir, masada da vermeyecektir. Zaten oradaki Fransa'nın politikasına ben bütün Avrupa Birliği üyesi ülkelerin veya İngiltere'nin veya Amerika'nın da evet diyeceğini sanmıyorum. Yani hiç kimse orada Fransa'nın kalkıp Akdeniz'i tamamen kendi kontrolüne alacak bir politikasını desteklemeyecektir. Bunu İngiltere geçmişte de desteklememiştir. Şimdi de desteklemez. İspanya'da desteklemez. İtalya'da desteklemez. Almanya hiç desteklemez. Yani bu konuda da zaten Fransa yalnız kalmıştır. Yalnız kalan Fransa'dır. Uçak gemisini getiremedi. Getiremedi. Yalnız kalmıştır. Farkına varmıştır. Yani Macron'un Cumhurbaşkanımızla görüşmesi boşuna değil. Yani orada mecbur kalmıştır. Biliyorsunuz, geri çekilmeye mecbur kalmıştır. İfade ettiniz ya, İspanya, diğer ülkeler, Med 7 dediğimiz Fransa, İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan ve Güney Kıbrıs. 10 Eylül'de biliyorsunuz bir araya getirdi Fransa. Sen niye, yani senin bu ülkelerin tamamı Avrupa Birliği'nde değil mi? Evet. Bu saydığımız ülkeler tamamı. Ne bekliyordu tamamı? Fransa? Hepsinden onayını alacağını düşünüyordu. Yani sen niçin bu 7 tane ülkeyle böyle şey arayış içerisine giriyorsun? Evet. Sen o zaman Avrupa Birliği içerisinde demek ki anlaşamıyorsun. Avrupa Birliği içerisinde demek ki sıkıntı var. Başka ülkeler de var bu politikaya karşı çıkan, Fransa'nın politikasına karşı çıkan. Yani gerçekten de Avrupa Birliği içerisinde de büyük bir muhalefet var. Yani Fransa bu açıdan kaybedenidir bu olayın. Tek başına kalmıştır. Diplomatik alanda kaybetmiştir. Onun için de çareyi tekrar Türkiye'de aramıştır. Cumhurbaşkanımızla işte görüşelim, masaya oturalım şeklinde ifadeleri kullanmıştır. Türkçe mesajı da attı. Şimdi hemen bu noktada hazır gelmişken Doğu Akdeniz'e, Kıbrıs'a bir dönelim istiyorum. Evet. Çünkü kuşatma oradan başladı. Başladı. Fransa başladı. Garantörlük anlaşmalarına aykırı olarak Fransa bölgede üst kurmaya çalıştı. Bunları evet, hep yazdık, çizdik, okuduk. Ve şimdi Amerika'da ambargoları kaldırma, tek taraflı evet, böyle bir hamlede bulunuyor. Başka kimler gelecek? Ona bakacağız. Biliyorsunuz buradaki İsrail istiyor, Çin istiyor. Birleşik Arap Emirlikleri, ne biliyorsunuz, uçakları dahil etmek istiyor İsrail Doğu Akdeniz platformuna. Hiçbir alakası yok. Hiçbir da yok. Alakası şimdi, yok. Bununla ilgili isterseniz bir yani 1959-60 anlaşmalarına ben ana şeylerini söyleyeyim. Daha sonra genel olarak işte buradaki şu andaki küçücük bir yerde bu devletler Güney Kıbrıs'ın neresine sığacak onu değerlendirelim. Evet. Şimdi biliyorsunuz 1959 Zürih ve 1960 Londra Antlaşmaları var. Burada
3 tane garantör ülke var. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere. Şimdi bu 3 tane 60 anlatmasının 3. maddesinde diyor ki Kıbrıs'ın ortak savunması Türkiye, İngiltere ve Yunanistan tarafından yapılacaktır. Şimdi bunun bu 3 tane ülkenin haricinde bakın Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri bu ülkeler gelmişler burada ki denizde gemilerle, havada uçaklarıyla artık o yakında orada herhalde bir havada sıkıntıları olacak. Uçaklar birbiriyle çarpışacak. Denizler herhalde kapasite kaldırmayacak çünkü Kıbrıs'taki Rum kesiminin kapasitesi o kadar yani deniz ve hava üssü kapasitesinin o kadar olmadığını yani şu anda herhalde İngiltere kendi üssünü kullandırmıyor. Evet. Kullandırmıyor sadece. Yani Kıbrıs Rumlar orada bir savaş çıkarsa kendilerine hiç bomba düşmeyeceğini düşünüyorlar herhalde. En fazla etkilenen taraf kendileri olacak belki de. Şimdi 59 Zürih Antlaşması'nın birinci maddesi de diyor ki Kıbrıs'ta herhangi bir ülkeye siyasi ve ekonomik olarak bütünleşemez. Ve bu bütünlük içine giremez. Şimdi ama Amerika Birleşik Devletleri işte bu anlaşmaları delerek ne yaptı? Tek taraflı olarak Rum kesiminin işte ambargosunu kaldırdı. Ya bu da ahlaki değil, hukuki anlaşma değil. Anlaşma bozulduysa biz de bozabilir miyiz yani bunu? Şimdi biz böyle diyorum. Biz Türkiye hala anlaşmalara sadık kalıyor. Garantör ülke olarak yapması gereken anlaşmalardan doğan hakları neyse sonuna kadar da kalacak. Sonuna kadar da devam edecek ve kalacaktır. Zannetmeyin ki biz Kıbrıs'taki şu anda yapmış olduğumuz tatbikat vardı. Evet. Geçen ay. Bu tatbikatta her yıl yapılan bir tatbikat. Bu tatbikat. Bakmayın birazcık Doğu Akdeniz'de Fransa'nın 7 düvelden veya Rum kesimin 7 düvelden bir araya gelip 4-5 tane tatbikat yaptılar. Kışkırtma, bunun adı kışkırtma değil nedir yani? Şimdi hiçbir zaman Türkiye bu alanda hiçbir yerde kışkırtmacılık yapmadı. Yükseltmedi. Yani Soğukkanlılığını muhafaza etti. Dik durdu. Hakları, hukukları neyse onun dışında asla çıkmadı. Bu tatbikat her sene yapılan güvenlik kuvvetleriyle Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nin oradaki varlığını, iki birliğin orada koordinasyonu, sistemlerini koordine etmesi, orada birlikte tatbikat yapıyorlar. Mesele bundan ibarettir. Başka hiçbir şey yok. Bu tatbikatı biraz daha seviyesini yükselttiler. Yani Deniz Kuvvetleri'nin biraz seviyesi yükseldi. Hava Kuvvetleri, bir de Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçmişte şu andaki işte sahip olduğu silah sistemlerine sahip değildi. İHA ve SİHA'lar. Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin alanı sahasında İHA ve SİHA'ları sürmüyordu. Ama şimdi sürüyor. Diyor ki ben diyor bu silah sistemlerine sahibim. Eğer bir şey olduğu zaman Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin işte silahlı kuvvetlerine, güvenlik kuvvetlerine de vereceğim. Ama bunu denemek için örneğin hava kuvvetleri aynı şekilde. Dolayısıyla Türkiye bunun biraz kapasitesini yükseltti ve her yıl yapılan bir tatbikat yaptı. Kışkırtmacılık veya herhangi bir şekilde başkasının hukukuna saygısızlık. Planlı tatbikatlardan birisiydi. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin yaptığı buydu. Ve şu anda bakın Türkiye aslında Magosa'da, aslında Girne'de rahatlıkla bir deniz üssü kurabilir. Buna da hiçbir kimse bir şey diyemez. Niye? Bakın haritalara. Kaç tane devlet var? Evet. Rum kesiminde kaç tane devlet şu anda? Yani güvenliğimiz için belki de kurmamız da gerekir yani şu anda. Yani güvenliğimiz için kurmamız gerekir. Ama Türkiye anlaşmalara sadık kalıyor. Geçitkale hava alanı. Türkiye burayı çok rahatlıkla hava üssü olarak kullanabilir. Şu anda İHA ve SİHA'lardan faydalanarak o hava üssü havaalanını kullanıyor. Ama F-16'ları da gönderebiliriz. Ama göndermiyor. Niye? Hakkaniyet ve hukukluluk adına kendisinin garantör ülke olarak yapması gereken şey istemin dışına çıkmıyor. Ama altyapı hazır ve gerektiğinde açılabilir. Kesinlikle. Şu anda Geçitkale havaalanı her türlü havaalanı silah çok kısa bir sürede hazırlanabilecek bir sistem kuruldu orada var. Ve deniz kuvvetleri içinde özellikle Magosa bölgesindeki orada bir deniz işte bir deniz üssü haline getirilebilecek kapasiteye sahiptir. Türkiye bunu her zaman yapabilir ve buna da hiçbir engel yoktur. Ama ben özellikle başta Amerika'ya söylüyorum. Bu haydutluk öyle diyelim. Bu hakkaniyetsizlik, bu adaletsizlik, bu hukuksuzluk bir milleti hiçe saymak, bir milleti yok etmek için başka bir
ülkenin insanlarını silahlandırmak, bu Amerika'nın ne bizim müttefikliğimize ne stratejik ortaklığımıza sığar. Onun için Amerika burada inşallah seçimlerden sonra daha aklı başında bir politika izler, daha hakkaniyetli bir politika izler. Evet. Bizim düşündüğümüz yani bu. Yani ben yapacağını düşünmüyorum komutanım. Yani neden? Şöyle bir ben 3 gün önce bir makale yazmıştım bu konuda Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde. Amerika'nın buradaki uyguladığı politika bir yerde daha büyük bir politikanın bir parçası. Bildiğimiz gibi Soğuk Savaş yıllarında Sovyetler Birliği'ni çevrelemek için kenar kuşak teorisini kullanmıştı. Tamam, evet. Buna benzer bir teoriyi bölgede uyguladığını görüyoruz. Bunu da şöyle çıkarttık. Burada bu bölgede icra edilen tatbikatlar, hem gerek Rusya tarafından hem Amerika tarafından icra edilen tatbikatları ele aldık. Bunun üzerine enerji nakil hatlarını koyduk. Ve bunun üzerine de bölgedeki olan olayları koyduğumuz zaman bu şaplanın oturduğunu gördük. Nasıl oluyor? Üç deniz stratejisi diyoruz biz buna. Yani Baltık Denizi'nden başlayıp Karadeniz'i ve Akdeniz'i alan, Süveyş Kanalı uzanan bir hat oluşturduğunu görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bildiğimiz üzere Almanya'da kuvvetlerinin bir kısmını Polonya'ya çekiyor. Doğru, evet. Kaliningrad yakınında orada bir savunma hattı düzenliyor, tesisler yapıyor. Bunun altında Belarus'taki olayları düşünelim. Aşağıda biliyorsunuz Romanya ve Bulgaristan'da çok derin faaliyetleri var. Orada bazı üsler elde etti. Geçen hafta Romanya Hava Kuvvetleri ile birlikte Amerikan uçakları Karadeniz üzerinde uçtu. Aynısını Bulgaristan uçaklarıyla yaptı. Birlikte uçuşlar yaptılar. Bulgaristan'da iki tane hava üssü, bir tane lojistik üssü, iki tane de denizaltılar için üs oluşturdu. Şimdi orayı, yani bu Karadeniz kıyısındaki Burgaz ve Varna'daki bu üsleri aşağıya doğru alın. En kısa istikamet Dede Ağaç'tan çıkan istikamet. Yani boğazlardan geçmeden Dede Ağaç'ta ne var? Komutanım çok iyi takip ediyor bunu. Hatta bununla ilgili bu konular da bana göndermişti. Orada ne yapıyor? Orada üsler yapıyor. Çok kuvvetli deniz piyadelerinin de olduğu. Daha önce de burasını bazı helikopterlerin Doğu Avrupa'ya nakli için kullanmıştı o hatta. Ve Dede Ağacın hemen altına iniyoruz. Bu 1990'larda yapılan ve 2 sene önce yenilenen ek madde konulan bir anlaşmaya dayandırıyor. Doğru, evet. Yunanistan'la Amerika Birleşik Devletleri anlaşma imzaladı. Bu anlaşma esnasında Larissa'da, yani Dede Ağacın hemen güneyindedir, birbirine 50-60 kilometre mesafede iki tane hava üssü de orada var. Girit'teki NATO üssünü de onarıyorlar. Tekrar genişleterek, imkanlarını genişleterek. Orayı da kullanıyorlar. Biraz önce komutanım bahsetti. Kıbrıs'taki üslerini düşünelim. Bunu da Mısır'la olan ilişkilerini ve Suriye'ye bağlayalım. Suriye'deki PKK ve YPG unsurlarına desteğine bağlayalım. Bu hattı yeni bir çember olarak, eskiden Sovyetler Birliği'ydi. Sanki burada öyle bir şey yapıyorum ki sanki Türkiye'ye karşı da, yani NATO içerisinde müttefik sanki olduğumuz değil, bir ülkenin. Sanki değil. Bence Türkiye'ye karşı. Biraz diplomatik dil kullanmaya çalışıyorum komutanım. Yani siz bu kadar art niyetli olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü neden? Aynı ittifak içerisindeyseniz bir ülkenin, onun sınırında bir terör devleti oluşturmazsınız. Yani aynı ittifaktaysanız, NATO içerisindeyseniz, yıllardır şimdi biraz sonra geleceğiz beraber savunmuşsanız. Burada şey yapmak istiyorum. Şimdi Gürcistan'da biliyorsunuz Güney Eset. Orası ya, sizin konunuz. Hayır. Evet. Güney Eset ya. Evet. Bir de Abhazya bölgesi 2008 evet. yılında Ruslar tarafından işgal edildi. Evet. Ve Gürcistan'da şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri varlığı vardı. Evet. Peki bu sistemi neden orada kurmadı? Evet. Hayır, kursaydı o zaman. Şu anda gelip de Türkiye'nin işte Girit'te havaalanı yeni, Larissa'da havaalanı işte tahkimat yaptırıyor, havaalanını yeniliyor. İşte oradan hemen geçiyor Kıbrıs'a. Siz burada Türkiye olarak bunu kendinizi kuşatılmış hissetmez misiniz? Yani şimdi bırakın Türkiye'yi, hangi ülke olsa böyle bir şeyi hisseder. Yani bir kendi aynı ittifak içerisinde yer aldığınız bir ülkenin size karşı böyle faaliyetini dostça bir faaliyet gibi kabul edebilir misiniz? Ama bunu da neyin altında yapıyor? NATO kisvesi altında yapıyor. Acı olan bu ya. Evet. Acı olan bu. Evet. NATO kisvesi altında güya Rusya'ya karşı işte bir çember veya kenar kuşak. Tabii ki bir bunlar yanlış ve NATO'yu parçalıyor zaten kendi içerisinde. Gereksiz hale getiriyor. Zaten Macron'un ifadesini biliyoruz. Beyin ölümü gerçekleşmiş demişti.
Yani NATO acaba diyorum burada kendi kendini mi öldürüyor? Öyle bir görünüm. Yani bakıyorsunuz bir gün burada Türkiye NATO içerisinde yer alıyor, bir tatbikat yapılıyor. Ertesi gün aynı gemiler Türkiye'ye karşı başka bir tatbikatın içerisinde. Şimdi bu DEDAŞ NATO'dan konusu, başka da başka bir şeyde örgütte bunu göremezsiniz. DEDAŞ çok konusu ilginçtir. Aslında sorarak gelecekti. Madem devam bu ediyoruz. Konuya devam edelim. Evet, evet. Devam ediyoruz. De. Şimdi konu açıldı. Bir de çok bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin hukuksuzluğu, adaletsizliği, hakkaniyetsizliği, uluslararası sistemleri, antlaşmaları boşa çıkarması ve hiç bunlara riayet etmemesi yine DEDAŞ'ta. Şimdi Lozan'da DEDAŞ nedir? Silahsız ve askersiz olması gerekiyor. Peki Amerika şu anda ne işi var İskeçe ve DEDAŞ bölgesinde? Peki uluslararası sisteme, hukuka, uluslararası anlaşmalara riayet etmeyeceksiniz de uluslararası işe sayarak şu anda Lozan'ı işe sayacaksınız. Geleceksiniz DEDAŞ'a. DEDAŞ'ta hangi Rus tehdidi var? Bana söyleyin bakalım. DEDAŞ'ta hangi Rus tehdidi var? DEDAŞ Türkiye'ye 40 kilometre. Yani Edirne'den, Edirne'den de baktığınız zaman DEDAŞ Türkiye'ye 40 kilometre. 40 kilometre bizim fırtınaların, yani topçu menzili içerisinde. Topçu menzili içerisinde yani. Evet. Şimdi bunun Amerika Birleşik Devletleri ne NATO kisvesi altında, ne kendisi strateji olarak ben işte Rusya'nın işte sıcak denizlere inmesini ve özellikle de Yunanistan tarafından Türkiye belki bunu kendisine diyebilir. Türkiye bana bu hakları vermedi. Bana herhangi bir şekilde işte İncirli'yi dahi şu anda, pardon affedersiniz, İncirli'yi dahi şu anda tartışıyor hale getirdi. Dolayısıyla ben başka yollar arıyorum. Ben başka güvenlik için başka yollar arıyorum diyebilir. Ama evet, kimin hangi güvenliği, hangi kime karşı güvenlik, hangi tehdit var ortada? Yani DEDAŞ dediğiniz yukarıda Bulgaristan, zaten senin orada şeyin var. Varna'da askeri üssün var. Hı. Yukarıya çık Romanya'da, orada zaten senin üssün var. Daha yukarıya daha git şeyde Kosova'da var. Daha şey yukarıya doğru çıktığınız zaman bir ülkede daha var. Daha dolayısıyla Trakya'yı, yani Balkanları sarmışsın, gelmişsin hukuksuz bir şekilde anlaşmaları içe sayarak Makedonya'da evet, devasa bir askeri üssü var. Evet. Gelmişsin şimdi Yunanistan'a, DEDAŞ bölgesine. Peki Yunanistan'ın başka bir yerine neden DEDAŞ? DEDAŞ bizim için biliyorsunuz çok önemli. Orada Türk vatandaşlarımızın ve Lozan'la orada kalan vatandaşlarımızın yaşadığı bir bölge. Ama orada sanki Rus tehdidine karşı bir tertiplenme yapıyor gibi gözükürken aslında gerçekte Türkiye'ye karşı yapılmış bir hareket Rus bu. Rus tehdidi var mı bölgede komutanım? Yani Amerika ve Rusya'nın son dönem ilişkilerine baktığımızda evet, eğer Rusya'ya karşı bir tehdit, Rusya tehdidine karşısında bir önlemse bu. Evet. Böyle bir tehdit var Rus mı? Rus tehdidi görüyorum. Var tabii ki var. Yani onu da o tatbikatlardan çıkarıyoruz. Yani Rusya'nın işte Kafkaslar'da yapıyor burayı. Hı hı. Kafkas 2020. Sonra Baltık Denizi'nde çok büyük tatbikatları var. Yani hem Rusya'nın yaptığı tatbikatlar, gerçekten Rusya 1990'da Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bir dönem geçirdi sarsıntılı ama 2010'lardan sonra toparlandı. Hı hı. Gerçekten silah teknolojisi yönünden kendisini çok geliştirdi. Ve bazı alanlarda Amerika'yı geçecek, Amerika'yı tehdit edecek bir düzeye erişti. Bu aşamada bir de artık bölgesinden bahsetmek lazım. Buzullardaki erimenin getirdiği o bölgenin önem kazanması. Rusya Baltık'la birlikte o bölgeyi düşünüyor ve o bölgede yaptığı tatbikatlar 200 bin, 300 bin kişiye yaklaşan çok büyük tatbikatlar yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri de yaptı. İşte 2000 kişiyi de yaptı, 200 kişiyi de yaptı. Küçük küçük yapıyor ama Rusya'nın yaptığı tatbikatlar gerçekten çok büyük. Rusya buna göre kendi tertiplenmesini, Amerika Birleşik Devletleri çıkacak bir savaşa göre kendi tertiplenmesini oluşturdu. Buna göre silahlı kuvvetlerini tertipledi, tatbikatlarını yapıyor. Gerçekten çok hazır gözüküyor. Bu tatbikatları izlediğiniz zaman bence Amerika Birleşik Devletleri'nden daha da hazır gözüküyor. Böyle bir tehdit var. Ama garip olan bizim aynı ittifak içerisinde yer almamız. Yani sonradan diyorlar ya Türkiye eksen mi değiştiriyor? Ya eksen değiştiren acaba Türkiye mi, Amerika Birleşik Devletleri mi? Yani bunun iyi, buna iyi karar verilmesi gerekiyor. Bence Türkiye değildir. Türkiye'ye karşı bu tavır ve hareketleri sergileyen ve Türkiye tarafından bunun kendisine karşı yapılmış izlenimini veren
olaylar bizzat NATO ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından zaman zaman yapılmaktadır. Bir kısmının da ben bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum. Ve buna son verilmesini bekliyorum. Yani aynı ittifak içerisinde böyle bir şey yapılamaz. Biraz önce komutanım ifade etti. Burası eğer anlaşmalara göre silahsız olması gerekiyorsa silahsız olur. Askersiz olması gerekiyorsa askersiz olur. Olursa ne olur? Eğer aynı olay kendisinin sınırının dibinde yapılmış olsaydı Amerika Birleşik Devletleri hangi tavrı gösterecekse, İsrail hangi tavrı gösterecekse, Türkiye'de aynı tavrı göstermek zorundadır. Tabii ki biz orada böyle bir oluşumun oluşmasını engelleyeceğiz. Türkiye için anlaşmalar esastır, uluslararası anlaşmalar. Bence orada silahlı olmamalıdır orası. Adalar silahlı olmamalıdır. Derhal boşaltılmalıdır. Boşaltılmaması gerekli çalışmaların yapılması gerekir. Karşılığın verilmesi gerekir. Haritada çok net bir şekilde gözüküyor burada. Bakın. Şimdi bu maviler Amerika Birleşik Devletleri'nin hatlarını gösteriyor. Kırmızılar da Rusya'nın hatlarını gösteriyor. Şimdi biz stratejik ortak olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımız zaman hemen birinci kuşak dediğimiz mavi Romanya, Bulgaristan, şimdi Yunanistan, Girit içerisine alıyor. Ve ondan sonra da o mavi Suriye'ye doğru devam ediyor. Suriye'ye devam ediyor. Ondan sonra da Irak'a doğru devam ediyor. Şimdi bunun tam tersini düşün. Yine Türkiye'nin etrafına. İşte Karadeniz'den başlayın. Kırım. Evet. Hemen gelin biraz önce Abazya ve Güney Esatya, özellikle Ermenistan. Ve ondan sonra aslında İran'ın içerisinde artık Rusya ile İran girift olmuş artık. Üstten öteye artık kullanım alanı olmuş İran, Rusya için. Hemen aşağıya doğru gelin, işte Suriye'deki. Şimdi garip olan o ki bir devletin içerisinde iki tane ayrı zıt kutupta bir devlet aynı anda birlikte yaşıyor. Yani buna neredir? Rusya, Suriye. Bakın kırmızının aşağıya kırmızının ikisinde de şu anda hem Rusya var hem var. Dolayısıyla Türkiye şu anda hem Rusya tarafından hem Amerika tarafından şu anda kuşatılmış durumda yani. Yani öyle şu anda baktım onu görüyoruz. Hayır, yani. Amerika Birleşik Devletleri'ni alalım ortaya, Türkiye'nin yerine o haritada oraya onu koyalım. Böyle bir şeyi Amerika ne derdi kendisi acaba? Yani elbette. Aynı iki çift kuşatma diyelim, tek değil. Çift kuşatma ki zaten Osmanlı İmparatorluğu'nda haritasına baktığınız zaman her iki kuşak da Osmanlı İmparatorluğu'nun huzur ve güvenlik kuşağıydı. Bunlar zaman içerisinde iki kuşak da yok edildi. 1800 yıllarda bir kuşak, 1900 yılların başında diğer kuşak yok edilerek Türkiye belli bölgeye hapsedildi. Bunlar aynı zamanda Türkiye'nin güvenlik kuşaklardır. Bu haritayı güzel bulmuşsunuz. Sonuçta güzel bir harita. Evet. Çok hoşuma gitti. Yukarıya, yani her iki kuşağı da bizim kontrol etmemiz ve burada Türkiye'nin güvenliğine aykırı herhangi bir oluşum varsa bunun daha başlangıçtan itibaren bu oluşumun oluşmasına mani olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi yukarıya Romanya'nın yukarısına çıkın, Moldova'ya çıkın. Moldova'nın bir garip durumu var. Burada Transdniester denen bir bölge var biliyorsunuz. Tartışmalı bir bölge. Tartışmalı bölge. 91 yılında, 92 yılında biliyorsunuz işte Perestroika, işte Rusya oradan çekildikten sonra Moldova bağımsızlığını ilan etti. Dniester nehrinin hemen şeyinde Transdniester denen kendisini orada küçücük bir yer bağımsızlığı ilan etti. Ve orada 2 yıl çatışma oldu ve hala Minsk grubu Azerbaycan'da da aynı şekilde 92 yılında aynı şekilde Azerbaycan'da da orada Minsk grubu kuruldu. Ve şu anda orada Dniester, Transdniester bölgesi Rusya'nın kontrolünde, ekonomik, silahlı gücü, oradaki ordusunun sistemini kontrol eden bir şey. Biraz önce söylediğim konu, Rusya kendisini oraya herhangi bir yabancı gücün yerleşmesini kendisine doğrudan bir tehdit olarak görüyor. Ve oranın oradaki oluşuma müdahale ediyor. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Türkiye'nin de bu şekilde bize karşı olan bir oluşuma zamanında, daha başından itibaren müdahale etmesi gerekir. Bu bölgelerle aynı zamanda Rusya da ilgili. Kesinlikle, kesinlikle. Çok sıkı takip ediyor. Kesinlikle, evet. Yani şimdi baktığımız zaman Türkiye'nin burada bu özellikle birinci kuşak dediğimiz kırmızı ve mavi, yani Suriye'den başlarsanız İran, yukarıya çıkın Ermenistan, ondan sonra işte Bulgaristan, Gürcistan ve artık Kırım bölgesi gerçekten Rusya tarafından Türkiye için bir tehdittir. Ha bakmayın şimdi Türkiye Rusya ile şu anda ben her zaman için şüphe aklın yarısıdır. Ben Rusya'ya bu şeyle bakarım. Şüphe. Masada olacaksınız. Ama bütün Rusya'nın,
bütün fikirlerine, bütün masaya koyduğu maddelere hep şüpheyle bakacaksınız. Çünkü Rusya masaya bir kere %50'yi alarak oturuyor. Sizin %50'nizi evet, paylaşıyor. İşte o olmaz hocam. Yani biz nasıl ki Rusya'nın haklarına saygılıysak, onlar da bizim işbirliğine evet. Ama bizim haklarımıza saygı göstermesi kalkıyla. Onu diyorum yani. Saygı. Ben hiçbir zaman Rusya'ya, bak bunu yaşadım. Biz o coğrafyada yaşayan olarak, o bölgede yaşayan olarak söylüyorum. Rusya gerçekten o coğrafyada insan hakları, insanların hakkı, hukuku, yaşamları, oradaki işte özellikle ve yeraltı, yerüstü zenginlikleri, bunlardan şu anda müthiş bir besleniyor. Ve oradaki sistemi o yönetiyor. Bakın yani ne diyeyim, burada en özgür Azerbaycan'dır. Hala kalıntıları var. Yani Kazakistan çok mu özgür? Siz orada bulundunuz. Tacikistan çok mu özgür? Üstleri var hala. Kazakistan'da, Tacikistan'da, bir tek Türkmenistan'da ve Azerbaycan'da yok. Şimdi Azerbaycan'ı sıkıştırmasının en büyük sebebi bu. Biraz sonra geleceğiz oraya. Ya dolayısıyla Rusya'da burada Türkiye'nin maalesef özellikle Suriye'de mesela. Şimdi daha 3 gün önce, 4 gün önce İdlib'i 25 sortu uçakla İdlib'i bombaladı. Siviller, çocuklar da var değil mi? Tabii. Sebep ne? Çocukları öldürdü yani. Sebep ne? Oradaki bir takım bahanelerle, bir takım oradaki Selefi gruplarıyla, bir takım şeylerle. Oysa şu anda orada sükune sağlanmış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten elinin taşın altına elini değil gövdesini sokuyor. Oradaki huzur için, barış için, mutluluk için. Yani dolayısıyla orada da yine kaşımaya başladılar. Fransa yine orada, bakın bizim bir tane gözlem noktamızın etrafında sivil görünümlü kıyafetli gelip orada nümayiş göstermelerinin en büyük şeyi Fransa'dır. Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Oradaki rejimle şu anda Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri müthiş bir diyalog içerisindeler. Ve Türkiye'nin orada bulunan 12 tane gözlem noktasının o alanda kalmasını istemiyorlar. Türkiye orada niçin var? Türkiye'de İdlib'deki şu anda yaşayan 4-5 milyon insanın orada huzuru ve mutluluğu için var. Yani çadırlarda yaşayan insanların huzuru ve mutluluğu için var yani. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ne işi var orada acaba? Ya ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin hiçbir işi yok. Türkiye'nin bütün her alanda Türkiye'nin karşısında olan başka bir sorunu var. Kalmadı herhalde. Birleşik Arap Emirlikleri her türlü sorununu halletti. Artık dünyanın her tarafında müdahale şeylerine, misyonun üzerine yani aldığını. Sıra ona da gelecek tabii. Birleşik Arap Emirlikleri'ne de gelecek. Bu dünya böyle kalmaz. Dolayısıyla Suriye bölgesinde ben bunu ifade etmek istiyorum. James Jeffrey dediğimiz bir tane vatandaş var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi. Geçen 2-3 gün önce, 4 gün önce işte yine Deir Zor bölgesinde oradaki yerel Kürt gruplarıyla partilerle PKK terör örgütü ve işte SDG çatısı altında bulunan YPG, PYD neyse bunları bir araya getirip o yerel Kürt gruplarıyla orada sistemin altyapısını yani özerk bir bölgenin altyapısını yapmak için ve artık herkes burada özerk bölge istiyor bu ifadeyi kullanmak için müthiş bir şey arayış içerisindeler. Şimdi Fransa'nın orada şu anda yaklaşık 100 tane ajan pozisyonunda sistemi kurmak için özellikle de o bölgede terör örgütünün içerisinde bulunan Ermeni grupları da bir araya getirerek Fransa orada özel bir bölgenin altyapısını yapıyor. Kimle? Amerika Birleşik Devletleri ile. Bakın Kamışlı bölgesi ve Deir Zor bölgesinde. Şimdi Kamışlı'da kim var? Rusya var. Rusya'nın üssü var. Rejim var. Amerika Birleşik Devletleri var. Fransa var. Yani şimdi insanın gerçekten bazen aklı hayali almıyor. Ya onlar oraya komutanım bu yani, o ülkenin insanların, o bölgedeki insanların kalkınması, huzur ve mutluluğu için mi gidiyor acaba? Uyuyamıyorlar herhalde sabaha kadar. Bunları nasıl öyle bir derdi yok diye. Ki onların derdi bu. Nihai hedefleri onların İsrail'in mutlu bir devlet olması, güvenli bir devlet olması nihai hedefleri bu. Yani orada insanların ölmesi, çocukların ölmesi, insanların birbirine düşmesi yok. Petrol için oradayız açıklaması yapmadı mı? Öyle bir dertleri yok. Yani evet. Ve şımarıkça bu işi yaptı. Oradaki PKK terör örgütüyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Maliye Bakanlığı'nın petrol anlaşması yaparak ama rejimin herhalde aklının beyninde bir sıkıntı var yani. Bakın rejim hala
Amerika PKK terör örgütüyle petrol alışverişi içerisinde giriyor. Bağırmıyor, demiyor benim topraklarım içerisinde sen bu sistemi nasıl kurarsın? Hiçbir sistem, hiçbir bu bağırmıyor. Bu uluslararası hukuka uygun mu? Yani Rusya da buna ses çıkarmıyor. Evet. Yani bir ülke yani Suriye'de gidiyor, oranın petrolüne el koymuş. Orada bir grup, küçük bir grubu almış yerine, onunla anlaşmalar imzalamış ve oranın petrolünü alıp götürüyor. Evet, götürüyor ve bu petrolü kendi bir de sana satıyor. Devlet olarak hakkın, hukukun hiçe sayıyor. Mal varlığını hiçe sayıyor. Devlet olarak senin malını sana satıyor. Ya bu kadar, yani buna ne Rusya, ne İran, ne de rejim ses çıkarmıyor. İnsanın evet. aklının almadığı nokta bu zaten. Neden buna ses çıkarmadı? Zaten Rusya'nın ve İran'ın burada ikili oynadıkları Golan Tepelerinden belli. Şam'a her 3 günde bir, 5 günde bir, 10 günde bir İsrail uçaklarının gidip bomba atmasından belli. Bir tane kınama yok, bir tane ses çıkarma yok, bir tane Şam'ı ve İsrail'i hiçbir... Niye? 2019 yılında Moskova'yı ziyaret eden Netanyahu 11 kez Moskova'yı ziyaret etmiş. En fazla ziyaret eden liderlerden bir tanesidir. Belki çok seviyordur orayı. Bilmiyorum çok mu seviyor, nasıl seviyor? Demek ki çok seviyor. Yani onun için bölgemizde çok karmaşık, çok karmaşık, hiç yaşanmayan, anormal bir sistem. Birbirine karşı olan unsurlar bile orada gerekirse işbirliği yapıyor. Yani Fransa-Amerika işbirliğinden bahsettik. Avrupa'da Fransa-Amerikan güçlerini istemiyor. Ama orada diğer tarafta işbirliği yapıyor Amerikan güçleriyle. Münbiç'i Ruslara teslim eden, Ayn evet. Arab'ı işte Kobani dediğimiz bölgeyi Ruslara teslim eden bir Amerika. Evet. Ve sonra Amerika Ruslara karşı tedbir alıyorum diye her tarafta üsler kuruyor. Yani her tarafta üsler kuruyor. Dolayısıyla bölgede çok karmaşık gerçekten insan aklının... Derinliğini bilmezseniz biraz anlamakta güçlük çekiyorsunuz çok ama... Çok güçlük çekiyorsunuz. Evet. Onun için burada... Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu karışıklığı, bu sistemi yapmış olduğu her üç harekatla bozmuştur. Zaten bu belirttiğiniz alanlarda bakıyorum şöyle, hepsinde de Türkiye'nin faaliyetleri var. Rahatsızlık da ondan. Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerinden bir rahatsızlık duyulduğu gözüküyor. İşte yani orada her alanda bu, Türkiye'nin gerçekten çok büyük gayretleri var son dönemde. Yani bu harita Türkiye'nin gerçekten bu kadar karmaşık, biraz önce dediğiniz zıt, birbiriyle anlaşamayan, gerçekten adeta birbirlerini boğacak ülkelerin bir araya gelip Kamışlı bölgesinde ve diğer bölgelerde birlikte hareket etmesi ve bu hareketi, bu güçlü devletleri, bu güçlü devletlerin planlarını, bu güçlü devletlerin Türkiye için düşündükleri sistemi Türkiye kendi gücüyle, dirayetiyle, kendi sistemiyle bu devletlerin bu planlarını bozmuştur. İşte bugün de işte yaklaşıyor işte 6-8 Ekim olayları. Bugün de biliyorsunuz malum evet. Kobani olaylarıyla ilgili orada bu olayları yaşayan olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti asla hiçbir bölgede hiçbir ayrım yapmadan Suriye coğrafyasında, Suriye Cumhuriyeti'nde yaşayan Kürt, Laz, Çerkez veyahut da Türkmen, Arap, Hristiyan kim varsa hepsine kucak açtı. Bakın bizzati 17 Eylül'de bu olaylar başladı. Bir gecede 57 bin kişi aldık. 3 gecede 186 bin kişi aldık. Tamamı Kürt vatandaşıydı. Evet. Bu olaylarda. Dolayısıyla bu insanların madem Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya bu halkların barışı, huzurlu ve mutluluğu kendi evlerinde yaşamasını istiyorsa 186 bin kişiden sadece giden 70-75 bin kişi. Evet. Hala 110 bin kişi Türkiye'de yaşıyor. Evet. Neden demiyorlar bu insanlar Ayn Arab bölgesine, Kobani bölgesine geri dönsünler? Komutanım geçen gün bir şeyin konuşması vardı. Küçük bir metin. Trump konuşuyor. Diyor ki bana diyor tarihçiler dedi ki bu Kürtlerle Türkler binlerce yıl savaşıyor birbiriyle. Şimdi dinlediğiniz zaman hayret ediyorsunuz. Yani ya hayal kuruyorlar ya gerçekleri bilmiyorlar. Bölge gerçekleri bizim, sizin belirttiğiniz gibi bölgedeki insanların hepsine karşı biz binlerce yıllık beraber yaşamışlığımız var. Aynı kültürü paylaşıyoruz. Aynı anlayışı paylaşıyoruz. Yani bunlarla binlerce yıllık kim düşmanmış şimdi? Kim anlatmış? O tarih profesörü kimmiş? Ben de
hayret ettim, tanışmak istiyorum gerçekten, yani bu nereden okumuş diye. Böyle bir şey uydurmuş, kendisini de tarihçi ilan etmiş. Yani aklından geçenleri söylüyor. Yani bölgeyi parçalamak, bölge insanları birbirine düşürüp oradaki petrolü, doğal kaynakları alıp götürmek. Bölge insanını elinden almanın adı olmuş bu. Bölgedeki özellikle bölgede yaşayan, Suriye'de ve Irak'ta yaşayan Kürt vatandaşları ve ileri gelenleri, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim bunu anladı. Artık emperyalist güçler, ya artık Fransa, evet, artık Amerika'dan medet ummuyorlar. Türkiye'den ummuyorlar. Yani bakın, Suriye'de yaşayanlarla Macron, bizim bir farkımız Macron, var Irak'a mı? Macron Irak'a gittikten sonra geriye döndü. Biliyorsunuz Bağdat'ta reddedildi. Neçirvan Barzani ile görüştü. Reddedildi. Neçirvan Barzani ertesi gün koşarak Türkiye'ye geldi. Evet. Çünkü çare Türkiye'de. Çare normal Türkiye'de. O da yani bizde tabii ya, çok çok kuvvetli bağlarımız var. Hayır ama eskiden yani, böyle değildi Güray Paşa. Evet. Eskiden biliyorsunuz. Evet. Yani bu Barzani'nin referandumundan sonra bu sistem değişti. Barzani anladı bunu. Barzani kullanıldığını. Tabii canım kullanıldığını anladı. Barzani İsrail'le ilgili neler söyledi? Amerika ile ilgili neler söyledi? Sistemle ilgili neler söyledi? Fransa ile ilgili ne söyledi? Onlar bizim her şeyimiz dedi. Ama onların sahte onları, sahte gözyaşları, sahte gülücüklerini artık o Irak'ın içerisindeki kuzey bölgesinde yaşayan Kürt vatandaşları ve yönetimi bunu anladı. Ama siz orada görev yaptınız komutanım, onu biliyorsunuz. Yani Türkiye'nin gittiği her yerde bir barış, huzur, insanlar daha mutlu, okullar açılıyor, hastaneler açılıyor, sistem tekrar kuruluyor. Libya'da da aynı şey oldu. Yani insanlar artık bunu görüyor. Türkiye gittiği yere barış götürüyor. Türkiye'nin gittiği yerdeki o acılar diniyor. Bu da görüldükçe Türkiye'ye ilgi daha da artmaya başlıyor. Ya, bakın şimdi Irak geçen tabii Macron'un gittikten sonra Türkiye'nin Irak'ta bulunan üslerden çekilmesini ve bu bölgeyi terk etmesini söyledi. Şey anlamında diyorum, işte kuşatılmış, evet, anlamında. Bakın Irak'ın içerisine baktığınız zaman her taraf kırmızı. Bakın İran'dan başlayın. Ya komutanım bu Macron ne geziyor Irak'ta? İran'dan ne başlayın. Ne işi var? Sınırı mı var? Fransa. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin asker sayısı 5500. İngiltere'nin 350. Fransa'nın, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Danimarka, İsveç, Norveç. Bakın Norveç'in ne işi var burada? Ama geliyorlar da geldikleri bölgelere huzur geliyor mu? Bunların bulunduğu bölgeler bölünmekten, yani dağılmaktan Irak başka... Şimdi Irak yönetimi kalkıp Türkiye'ye bunu nasıl söylüyor? Nasıl ifade ediyor? Bana geri dönüp de bir haritayı önüne alıp bakmıyor mu? Demiyor mu? Danimarka'nın ne işi var benim burada? Demiyor mu Hollanda ne işi var? 140 tane askeri var. Hala DAEŞ mi var Irak'ta? Hala DAEŞ mi var? DAEŞ'in varlığı çoktu. Ama şimdi biraz önce bahsettiniz komutanım. Bu hani Fransızların Ermenilerle ilişkilerinden bahsetmiştiniz. 2016 yılında Hatay'da bir terörist ele geçiriliyor. Teröristin, belki duymuşsunuzdur, ben birkaç yerde kullandım bunu. Örnek de veriyorum, çok ilginçtir. Yani terörist Fransız vatandaşı, Ermeniymiş, Yezidiymiş orada. Müslüman olmuş, El Nusra'da çarpışmış, üzerinde patlayıcı düzenekleri, bombalama düzenekleri ve Hatay'da ele geçiyor. Yani Fransız istihbarat örgütü bunu alıyor, değişik kisvelerle, 5-6 tane de değil biliyor, yetiştirmiş bunu, eğitmiş. Orayı karıştırmak için gönderiyor. Fransa kalkmış oradan, kendi NATO ittifakı içerisinde olduğu bir ülkenin sınırını karıştırıyor. Ya düşünebiliyor musunuz? Biz Türkiye olarak gitmişiz, Fransa sınırında böyle bir faaliyette bulmuşuz. Ya ne kadar utanırız değil mi yani? Ne kadar yani böyle bir şeyi nasıl yakıştıramayız kendimize? Ama Fransa maalesef bunu kendisine yakıştırabiliyor böyle bir. Hem aynı ittifak içinde savunalım diyor, hem de böyle bir kendisiyle aynı saflarda bulunan bir ülkeye karşı bu tür terörist faaliyetleri destekleyici çalışmaları oluyor. Irak yönetimi de aklının başına alması lazım. Çare artık Fransa değil, çare Amerika değil, çare İngiltere değil, çare Türkiye, çare İran ve bu bölgenin huzuru için bölge devletleriyle birlikte hareket etti. Bir araya gelecekler. Evet. Evet. Buradaki halkların huzuru, mutluluğu ilk yapılması gereken iş, bu ülkelerin bir araya gelerek bu halkların mutluluğunu, huzurunu başka yabancı devletlerin bölgeden çekilerek... Olmamış ki zaten. Dışarıdan bir müdahale hiçbir zaman, tarihin hiçbir döneminde bu bölgeye huzur getirmemiş zaten. Evet. Evet.
Şimdi Suriye kuzeyinde, evet, çevrelemeye gelirsek komutanım, Suriye kuzeyinden ve Irak kuzeyinden bahsetmiş olduk. Ve yeniden bir Doğu Akdeniz'e dönelim istiyorum. Evet. Yok, Doğu Akdeniz. Evet. Ha, bu şey, adalar diyorsunuz. Evet, adalar meselesine bir gelelim. Şimdi çevreleme oluyor. Herkes gerek Orta Doğu coğrafyasında, gerek Doğu Akdeniz'de, gerek Afrika'da herkesin bir hesabı var. Herkes burada. Bütün bunlar olurken de Yunanistan adaları, ki bunları 23 gayri askeri statüdeki adanın 16'sını, aynı zamanda egemenliği devredilmemiş, anlaşmalarla devredilmemiş ada adacık ve kayalıklarında 18'ini, evet, silahlandırdı, fiili işgal durumu yarattı. Evet. Bu çevrelemenin yanı sıra Yunanistan bunları yaptı ve son dönemde de Yunanistan, biz askeri gücümüzü kuvvetlendiriyoruz şeklinde açıklamalar yaptı son olaylarla birlikte. Yani bir güçlenmeye çalışan, bu adaları silahlandırmaya çalışan bir Yunanistan var. İstikşafi görüşmeler başlayacak. Evet. Bu konu gündemde olacak mı? Evet. Bu sorun kısa vadede çözülebilecek mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu sorun 200 yıllık bir sorun aslında. Evet. Yani Yunanistan kendi kendine kurulmuş bir devlet değil. Kurulmamıştı. Evet. Zaten ayaklanmadı da. Çünkü Osmanlı idaresi altında Yunanlar ve Türkler bir arada yaşadı. Çok güzel şeylere imza attılar. Çok güzel başarılar elde ettiler. Ama dışarıdan, Fransız ihtilalinden sonra bu artık değişmeye başladı. Buralar kışkırtılmaya başlandı. Ve bu kışkırtmanın sonucunda bunu aklı başında olan Yunanlı akademisyenler çok güzel ifade ediyor. Diyor ki Yunanistan'da bir Türk travması oluşturuldu. Ders kitaplarına giren, yani böyle küçük olaylar büyütüldü. Yani önemli hale getirildi. Unutması gereken olaylar hatırlatıldı. Hatırlaması gereken olaylar unutturuldu. Yani emperyalizmin en fazla uyguladığı sistem bu. Dolayısıyla ilk kuruluşunda sadece Mora'da kurulmuştu ve kurulduğu dönemde Yunanlılar çoğunlukta bile değildi o kendi ülkeleri içerisinde. Ve kurulduktan 25 bin Türk Mora'da bir gecede öldürüldü. Evet, katledildi. Bunu anlatan yazılı eserler vardır. Çok hazindir. Yunanlarla Türkler arasında bir kan davası sokulmaya çalışıldı. Ve o kan davası büyütülsün ki buraya emperyalist güçler müdahale edebilsin zaman zaman. Hala da ediyor, bunun faydasını görüyorlar. Ve Yunanistan hiçbir savaş kazanmadığı halde 4'tü şimdi 5 oldu. Yani almak istediği diğer şeyle birlikte 5 kat büyüdü. Yani bunu büyüyen, bu tür şeyleri yapanlar Yunanlar değil. Yunanların bunu anlaması gerekiyor. Yunanistan kurulduğu zaman Yunanistan'ın kuruluşunda bir Yunanlı vardı. Bu Yunanlı öldürüldü. Yerine 17 yaşında bir çocuk geçirdi, Bavyeralı. O daha sonra görevden alındı bir süre sonra. Yine 17 yaşında başka bir çocuk. Neden çocuk? Çünkü Yunan o çocuk yönetmesin. O naipler yönetiyor. Daha sonra 1910'da Yunanistan büyük bir ekonomik kriz geçirdi. 2010'da geçirdiği gibi 100 sene önce. Ve Venizelos getirildi. Venizelos İngiliz yanlısıydı. Kral Almancıydı. Kralı ekarte etti. Yani burada büyük oyunlar oynanıyor. Yani bir kesim Yunanistan'a akıl veriyor. Yoksa Yunanlıların burada Ege Denizi'nde, biz Adalar Denizi diyoruz. 1950'li yıllardan sonra değişmiştir ismi. Osmanlı'da ismi Adalar Denizi'dir. Tabii, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kuruluş yıllarında Adalar Denizi'dir. Evet. Ege Denizi ismi sonradan verilmiştir. Burada 10 bine yakın ada, adacık, coğrafi formasyon dediğimiz küçük kayacıklar falan var. Yunanistan'ın bunu zaten kontrol etmesi mümkün değil. Yunanistan dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerine sahip olsa, değil Rafael uçaklarını, dünyadaki bütün uçakları ona verseniz, bu 10 bin tane yere her birine bir asker koyayım, su yok çoğunda. Yani 200'ü falan sanırım böyle bir yaşamaya müsait. Burada barınması zaten mümkün değil. Ama Yunanlılar nedense böyle büyük bir hedef vermişler. Yunanlılar bunun altında boğuşuyorlar. Yunan ekonomisi batmış durumda. Yunanistan şu anda alınmış, kontrol altına alınmış. İstediği zaman yok edilecek bir durumda. Onun için ne derlerse yapmak zorunda. Ve borçları kaç yılda bitecek? 2048 yılında sona eriyor. Evet. Biterse o da, başka borç almazlarsa. Ki alacaklar, Yunanistan devamlı borçlandıracak. Yunanistanlı vatandaşlar diyorum, üzülüyorum bazen onlara da. Sürekli borç altında kalacak. Ekonomik sıkıntı içerisinde bu Yunanlılar. Borçlarını ödeyemiyorlar, elektrik faturasını ödeyemiyor, kalmış durumda. Şimdi sen gidiyorsun, uçak alıyorsun, gemi alıyorsun, birilerini getiriyorsun.
Ya öyle petrolü falan... Uçak alıyor da eski uçaklar alıyorsun, eski gemileri alıyorsun. Ya onların da yedek parça masrafları olacak. Bir zaman Türkiye'de vermişlerdi. Bunun parasını Yunanlılar ödeyecek, Yunanlı vatandaş ödeyecek, sıranda vatandaş ödeyecek. Oraya turist gitmeyecek, savaş olan yere kim gider? Ticaret gemisi geçmezse, Türkiye'nin Naftex ilan ederse, boğazları kapatırsa ne olacak? Yani Yunanlıların bunu hesap etmesi gerekiyor. Yani dış etkilerle hareket etmemesi gerekiyor. Ama maalesef Yunanlılar şu anda bu şeyi aşamıyorlar. Bu cendereyi aşamıyorlar. Kendi hayatlarının kontrolünü kendileri ele alamıyorlar. Böyle bir sıkıntı var Yunanistan'da. Dolayısıyla buraları gitmişler, silahlandırmışlar. Yani orada silahlandırsanız ne olacak? 600 kilometre kendi ülkesine. Oradaki 10 tane askeri koysanız, 100 tane askeri koysanız, 3 öğün yemek yiyecek. Bunlar gemilerle malzemesi gelecek, gidecek, taşınacak. Bunu Yunanistan ekonomisi nasıl kaldıracak? Bir kere mantık dışı bir harekete giriyorlar. Halbuki böyle yapmak yerine, biraz önce komutanım bahsetti. Yani çareyi dışarıdan aramak yerine, Türkiye ile uzlaşma yolunu seçse, biz orada beraber ne projeler geliştiririz? Kesinlikle. Yani iki tarafta ihya olur. Meis Adası, Kaş olmasa Meis Adası'ndaki insanlar açlıktan ölür. Kesinlikle. Kaymakam Bey geçen Kaş Kaymakamı söyledi. Evet. Yani biz olmasak dedi Meis'teki vatandaşlar dedi. Ya bıraktılar gittiler. Yani. Meis'te zaten 12 Osmanlı en iyi dönemin Osmanlı döneminde yaşamış. Barış huzur olan 12 binden fazla mevcudu varmış. Birçok adadan daha fazla nüfusu. Şu anda azaldı. 400-300 geçen gün birisi de 150 kişi kaldı. O 150 kişi de gidecek. Zorla bulunduran kişiler. Oraya yaşanılabilir bir yer değil. Evet. Çok zor yaşamak. Şimdi burada Akdeniz'de hidrokarbon yatakları var dedik. Yunanistan bunu alıyor, işte Fransız şirketine veriyor, diğerine veriyor. Yüzde kaçla veriyor biliyor musunuz? Belki %80'inden fazlasını kaynaklarını onlara veriyor. Çok küçük bir pay alıyor. Yunanistan'a bunun bir faydası yok. Yani bu politikanın bunların faydası, değişik bir bakış açısı getirmek zorundayız. Biz Yunanistan'la bir araya gelebiliriz, anlaşabiliriz. Balkan ülkeleri bir araya gelebilir. Bunu ekonomik kalkınmaya dönüştürebiliriz birlikte. Bundan herkes istifade eder. İşte 1934 yılında Balkan Paktı kurmadık mı biz? Atatürk zamanında. Yani Balkan Paktı'nı kuran o zamanki Balkan, şu andaki çok rahat kur. Ama Yunanistan'ın kendi aklı, fikri, beyni değil ki. Yunanistan bölgenin gerçeklerini bildiği halde evet, başkalarına havale ediyor. Ama başkaları bölgenin gerçeklerini bilmiyor. Niye? Sömürgecilik zihniyeti hala devam ediyor. Orada Yunanistan'ı ben nasıl sömürürüm? Hala Almanya'ya şu anda biliyorsunuz. O borçların %80 Almanya'ya. Tabii çoğunluğu. Şimdi Fransa'ya borçlandıracak. Fransa gemi satıyor, bazen, uçak satıyor. Bazen ülkeler yanlış doğru mu adım attıklarını zannederler. Ama kendilerinin aleyhine olur. Karşıda ülkenin lehine olur. Şimdi bu adımlar bizim lehimiz oldu. Bakın. Türkiye'nin şu anda bu adaları hiç tartışmadığı kadar kendi Yunanistan içinde tartışıyor. Niye adaları kaybediyoruz diye. Hata yaptık. Çünkü 1947-1923 Lozan Anlaşması'na göre bu adaların tamamı gayri askeri statüde olan bir adalardır yani. Askersizleştirilecektir. Ve bir kısmı da zaten biraz önce bahsetti, Nimet Hanım da bahsetti. Bu şeyler, bunlar anlaşmada geçmiyor isme. Yani evet. İsmen belirtilmiş. Şu adalar, Adalar Denizi'nde Yunanistan'a verilmiştir. Onun dışındakiler verilmemiş. Yani Osmanlı'nın bahsedilmeyenler Türk'tü. Evet, evet. Şimdi bizim elimiz o kadar güzel kozlar verdi ki. Anlaşma metni var mı? Var. Ada gayri askeri statüsünde mi statüsünde? Sayın Cumhurbaşkanı muhataplarıyla konuştuğu zaman diyor ki bir dakika durun diyor. Diyor ki adam, İşte Sakız Adası'nda ben atışlı tatbikat yapacağım diyor. Bir dakika diyor. Hangi bu adaya niye asker koydu diyor. Hangi atışı kime karşı yapacak diyor. Ya benim için bir tehdittir diyor. Bana tehdit oluşturuyor. 51. madde Birleşmiş Milletler. Kardeşim bana tehdit oluşturduğu için Namlu'yu ben bu adayı... çevirmiş Türkiye'ye değil mi? Namlusunu, tankın namlusunu Türkiye'ye çevirmiş. Evet. Uçağı Türkiye'ye yani, karşı. Evet. Ben diyor bu bana namluyu çeviren o namluyu ben diyor imha ederim diyor. Şimdi ilk kez Türkiye Lozan Barış Antlaşması'nı dile getiren İzmir merkezli bir Navtex ilan etti biliyorsunuz. Evet. Bu bütün dünya kamuoyunu. Çok önemli. Şok etti bütün dünya evet, kamuoyunu ve Avrupa'yı da şok etti. Doğru diyorlar Türkiye. Çünkü Türkiye'nin haklı gerekçeleri var. Hak ve menfaatleri var burada. Alaka ve menfaatleri var. Türkiye hiçbir zaman hukuksuz, kanunsuz bir iş yapmadı. Hep dediğiniz gibi başkaları tarafından hediye edilen bu Yunanistan
şımarıklığı yüzünden bu adaların işte cennet gibi yaşanması gereken bu Ege, bu gölün işte Ege Denizi'nin maalesef şu anda cehennem hale getiriyor. Fransız Devlet Televizyonu'nun dış haberler müdürünün bir şeyi vardı açıklaması. Libya ile ilgili ama da bunun için de konu uyarlayabiliriz. Diyor ki Libya'da diyor Fransa haksızdır diyor. Uluslararası hukuka uygun olarak hareket eden, davranan diyor, düzgün iş yapan Türkiye'dir işte diyor. İşte aynısı burada. Aynısı evet, burada. Evet. Bu Türkiye bunu resmi kayıtlara geçti. Ama dışarı karşı Yunanistan'ın bir şeyi var yani, Türkiye saldırgan diyor. Biraz önce söylediğiniz konu çok önemli komutanım. Yani silahı koymuş, namluyu Türkiye'ye çevirmiş. Türkiye bana diyor saldırıyor diyor. Tatbikat yapıyor, üs veriyor. Türkiye diyor bana diyor tehdittir diyor. Yani hem böyle yapıp hem de o şekilde bir propaganda yapmalı hem Rumların hem Yunanistan'ın, çok ilginçtir yani. Bunun ortaya konulması gerekiyor. Saldırgan tarafın kim olduğunun ortaya konulması ve gerekiyor. Ve onun içinde zaten Türkiye'yi artık kendisi savunmuyor. Türkiye'yi Merkel savunuyor. Türkiye'yi Merkel savunuyor. Ne diyor Yunanistan'a? Biz kendimizi savunuyoruz. Derhal diyor bu adaları 1923 ve 1947'deki işte gayri askeri statüde bulunan askerlerini çek diyor. Diyor, evet. Mermini çek diyor, silahını çek ama diyor. Bir şey daha söylüyor orada, bir şey o yüzden kaçırmayalım. Ege Ordu'yu da diyor. Ya şimdi bak sanki şimdi, ya bu hangi mantık? Komutanım, yani sanki Lozan'da diyorlar ki Türkiye silahsızlandıracak diye bir madde konulmuş. Herhangi bir husus yok, diyor ki onun karşısında. Bir şeyin karşısında değil. Anlaşma sadece adaların silahsız olmasını öngörüyor. Bunun yani, açıkla Türkiye'nin sanki, bekası, Türkiye'nin silahlı kuvvetlerinin teşkilatı kuruluşuna işte el uzatıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda birlikte savaşmadık mı bu Almanlarla? Evet. 25 bin kişilik Alman heyeti vardı. Bunlar hiçbir rapor yazmadılar. Ama şimdi Almanya'nın devlet kayıtları bu kadar mı zayıf acaba? İşte ne yapsın? Yoksa aynı maksat mı? Aynı pakta olduğu için bir şey söylemek zorunda. Evet. O da böyle maalesef söylememesi, devlet adabına, devlet örfü adetine, geleneğine yakışmayan bir kelimeyi orada kullanıyor. Dolayısıyla evet, Türkiye hiçbir zaman bu bölgeden vazgeçmez. Haklı olduğu davasından vazgeçmeyecektir. Asla ve asla sadece işte bu işte masada işte birlikte olalım. İşte bunları görüşelim. Tamam görüşelim. Türkiye işte Yunanistan diyor ki sadece kara sularını görüşelim. Bir dakika dur. Evet. Yani 60 kez görüşme yapılmış. Şimdi yapılacaksa 61. kez görüşme yapılacak. Türkiye diyor ki Ege'de bulunan 5-6 tane sorun var. Ben bu sorunların tamamını ele alırım. Ama öyle olduğu zaman haksız duruma düşeceğini bildiği için... Masadan kaçma pozisyonu... Kesin, evet. Evet. Kaçan masada, taraf Yunanistan. Yani kaçacak, mecburen kaçacak. Evet. Türkiye, yani tabii, ama bunu bilmesi evet, lazım. Hmm. Bir takım böyle, çok affedersiniz, zorba hareketlerle, kabadayılıklarla, başkalarının aklındaki, beynindeki davranışlarla bu bölgede Türkiye Cumhuriyeti devletine bu sökmez. Türkiye tabii her hareketiyle uluslararası hukuka uygun hareket ediyor. Hukuka uygun olarak, evet, duruşuyla, vakurluğuyla Türkiye Cumhuriyeti devleti Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, işte Suriye'de, Irak'ta, bütün bu coğrafyada, bölgedeki işte vakurluğuyla herkese dersini veriyor. Büyük bir devlete de bu yakışır evet, zaten. Evet. Evet, büyük devlete de bu yakışır. Yani. Şimdi bu meseleyi de konuştuktan sonra ciddi bir kuşatma olduğundan bahsettik. Ve biraz da sizin şu konudaki, gerek bu Ege Adaları'nın silahlandırılması konusunda, gerekse genel olarak kuşatmanın getirdiği güvenlik tehdidi konusunda, Türkiye'ye yeterince bu tehdidi karşılayabilecek güçte mi? Ciddi büyük güçler var çevresinde. Türkiye ne yapmalı? Nasıl daha da güçlendirme çabasında neler yapmalı? Çünkü askerimiz her yerde, Suriye, Irak kuzeyinde, Suriye'de, aynı zamanda Libya'da ve şimdi belki Kıbrıs'ı daha güçlendirme yoluna da gidebilir. Diplomasi konuşuyor ama askeri güçler de konuşuyor bu süreçte. Türkiye'yi nerede görüyorsunuz ve neler yapması gerektiğini düşünüyorsunuz bu kuşatma karşısında? Önce Güray Paşam, size sormuş olayım bu soruyu. İkinizden de yorumlarınızı almak istiyorum. Tabii Türkiye bunun farkında. Farkında olmasa bu faaliyetleri bu bölgelerde icra etmez. Farkında olduğunu da herkes görüyor. Çok kuvvetli bir şekilde farkında. Türkiye'nin tabii bunu bozacak gücü her zaman mevcut ve
her zaman ifade ettiğimiz gibi bu bölgelerde Türkiye'nin isteğine aykırı, Türkiye'nin onayı alınmadan herhangi bir girişimin başarılı olmayacağını zaten bütün herkes anladı. Türkiye hem bölgesel bir güç hem de artık ilgi alanını dünyaya çevirmiş, belki de ileriye dönük olarak küresel bir güç olabilecek potansiyele sahip bir ülkedir. Tabii buradaki işte akademisyenlerimiz son dönemde çok daha iyi bu konulara eğilmeye başlandı. Haklarımız konusunda insanlarımız daha şu anda daha bilinçli ve bunu ortaya koyabiliyorlar, araştırıyorlar. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Dün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bir çalışması vardı, belki takip etmişsiniz. Konferans. Yani bu şekilde çalışmalar da yapılıyor. Yani değişik kurum kuruluşları, bilim insanlarını, fikir adamlarını bir araya getirip orada ortak aklın... Orada aslında enstitü başkanları katıldı, yabancı konuklar. Onların da Türkiye'nin haklılıklarını nasıl gördüğünü aslında uluslararası akademik camianın, değil mi? Onu da görmüş. Anlatabilirsek olabilir. Anlayacaklarını düşünüyoruz. Yani bu yönde de çalışmalar yapılıyor. Daha bilinçliyiz bu konuda. Buradaki şeyimiz tabii ki bu çalışmadan devam etmesi gerekir. Yani Türkiye bu güce her zaman sahip. İşte kendi milli silah teknolojimizi sürekli geliştiriyoruz. Yerlilik oranı giderek artıyor. Bunun da sonuçlarını da çok rahatlıkla görüyoruz. Benim için önemli olan burada, benim düşündüğüm, iç cephenin kuvvetli tutulması. Yani biz dış cephede çok zorluklar görmüşüz. Birçok zorluğu aşmışız. Ekonomik zorlukları aşmışız. Bunlar aşılır. Her zaman aşılabilecek şeylerdir. Milletimizin dirayeti, inayeti kuvvetli. Yani biz böyle ufak tefek şeylerden etkilenecek bir millet değiliz, ülke değiliz. Birlik beraberimiz çok kuvvetlidir. Eğer bu iç cephede özellikle tabii ki farklı fikirlerimiz olacak. Farklı fikirleri savunacağız, tartışacağız, en doğruyu, en iyi bulmak için uğraşacağız. Ama sonunda iş milli menfaatlerimize geldiği zaman ana esaslarda hepimizin aynı fikirde olması gerekiyor. Karar alındıktan sonra, ortak karar alındıktan sonra da hepimizin o kararın başarısı için uğraşmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman ben Türkiye'nin bu tür zorlukların üstesinden çok rahatlıkla gelebileceğini düşünüyorum. Sayın Komutanım, siz şimdi, bu konuda ne dersiniz? Türkiye bulunduğu bu coğrafyada etrafımıza baktığımız zaman hak ve menfaatleri hukuktan doğan, uluslararası anlaşmadan doğan hükümleri neyi gerektiriyorsa bölgede etkin bir güç olarak bölgede bulunan hakların menfaati ve çıkarı neyi gerektiriyorsa bunu sonuna kadar savunmaya, sonuna kadar bu yolda devam etmeye kararlıdır. Bu kararlılığı özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu anda yönetim kademesinde başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere herkese görüyoruz. Şimdi bizim hiçbir zaman Akdeniz'deki bulunan hak ve menfaatlerimizden, alaka ve menfaatlerimizden vazgeçemeyiz. Biz orada sondaj gemilerimize devam edecek, sismik araştırma gemilerimizde. Biz Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinden hiçbir zaman geri adım atamayız. Çünkü biz orada kan ödedik, bedel ödedik. Biz Suriye'de hiçbir zaman Barış Pınarı Bölgesi, Fırat Kalkanı ve Afrin Bölgesi'nden ve İdlib Bölgesi'nden vazgeçemeyiz. Çünkü biz orada bedel ödedik ve Suriye halkının barış ve huzur içinde ve Suriye'nin bütünlüğü için çalışan bir Türkiye var. Biz Irak'ın asla parçalanmasını, bölünmesini istemiyoruz. Çünkü Irak parçalanır, bölünür, bölündüğü takdirde bu coğrafya için bir emniyetsizliktir, bir tehdit durumuna gelir. Biz en son Azerbaycan'da, gerçi o konuya herhalde şimdi deneyeceğiz, biz Azerbaycan'dan asla vazgeçemeyiz. Azerbaycan için bizim candır, bizim için yani değişmeyen bir şeydir. Türkiye Cumhuriyeti toprağı neyse Azerbaycan toprağı odur. Türkiye Cumhuriyeti halkı neyse Azerbaycan toprağıdır. Balkanlara geçtiğimiz zaman biz asla Kosova'dan, asla Bosna Hersek'ten vazgeçemeyiz. Çünkü bizim ecdat yadigarımız, o bölgedeki mazlum insanlar Türkiye'ye gözünü açmış, kapısını açmış, oradan medet bekliyorlar. Dolayısıyla Türkiye bu coğrafyada her zaman olduğu gibi, bu coğrafyanın imkanları dahilinde dış güçlere ne kadar planları varsa,
bu coğrafyada kendi emperyalist güçlerin emellerine dur diyecek. Kendi içerisinde de huzur ve mutluluğu sağlayacak. Bunu sağlayacak güce, kuvvete, kapasiteye de sahiptir. Ve kendi sistemlerini de geliştirmek için var gücüyle çalışacaktır. Ancak siz kendi sistemlerinize sahip olursanız bu zaten söylediklerimi gerçekleştirebilirsiniz. Hala İsrail'in her onlarına sahipseniz yapamazsınız. Hala Amerika'dan işte güdümlü mermi füze kapısında beklerseniz yapamazsınız. Hala Amerika işte bize petrol verecek diye kapısında beklerseniz yapamazsınız. Dolayısıyla Türkiye bunları aşmıştır ve Türkiye artık çareyi bulmuştur. Milli silah sistemleriyle milli düşünce sistemi birleştirmiştir ve coğrafyada büyüyen bir Türkiye'yi yaratma sevdasıyla yola çıkmıştır. Bu sevdadan da bu yoldan da Türkiye'yi kimse geriye çeviremeyecektir. Son olarak Azerbaycan'a gelelim komutanım. Siz de orada uzun yıllar görev yaptınız. Tüm bu bölgemizde birçok şey olup biterken bir yandan da bir baktık işte Irak kuzeyi sıkıntılı, Suriye kuzeyi sıkıntılı, Libya'da bir sürü sıkıntı, bir baktık Azerbaycan'a sıçradı bir anda olaylar ve Azerbaycan'da Karabağ bölgesinin dışında bir Tovuz cephesi açıldı. Şimdi bu bölge PKK'nın gönderildiğini görüyoruz ve arkasında da çeşitli aktörlerin olduğunu görüyoruz. Azerbaycan da buraya bu kuşatmaya dahil edilmek mi isteniyor? Buna da girmiş olalım. Şimdi Azerbaycan'daki problem sıkıntı nedir? Bunu hepimiz biliyoruz. İşte şu anda kırmızı olarak haritada gösterilen bu Yukarı Karabağ dediğimiz o çizgiyle gösterilen yerde Karabağ bölgesi. Asıl sıkıntı Yukarı Karabağ bölgesinde bulunan 7 tane 11 tane Azerbaycan reyonu dediğimiz yani şehri işgal edilmiş. Kim tarafından? Ermenistan tarafından. Oradaki ama tabir Karabağ tabiri mi komutanım? Yukarı Karabağ mı kullanmak gerekiyor? Şimdi yukarı hassas Dağlık Karabağ. Dağlık Karabağ. Dağlık Karabağ. Evet. Yukarı Karabağ. Dağlık Karabağ kullanmak evet. Lazım. Yani bu çünkü sıkıntı olan Dağlık Karabağ'da. Evet. Karabağ dediğiniz zaman öz ve öz Laçin, ondan sonra Kerbecel, Adam, Fuzuli ya evet. Buralar öz ve öz Azeri toprağıdır. Evet. Azerbaycan toprağıdır. Azeri dememek lazım. Ben ona çok kızıyorum. Ben de özür dilerim. Azerbaycan demek lazım. Evet. Azeri farklı bir şeydir. Bu kırmızı alanda maalesef Rusya'nın her yerde yarattığı gibi burada da 90 yılında perestroika yani 1992 yılında bu bölgeden çekilip giderken orada da bir çiban başı bıraktı. Ermenilerin yaşadığı işte Hankendi dediğimiz o bölgede bir kısım Ermenilerin yaşadığı orada işte onlara bir özgürlük, bağımsızlık, isyan ettirdi. Daha sonra orada gerçekten büyük bir katliamlar yaşandı. Şurada da Ermenistan'ı evet. Araya sokmuş. Yani Türkiye'nin, bir geri alabilir miyiz? Türkiye'nin doğuya açılımındaki kapıyı kapatmış oluyor. Kesinlikle. Kuşatma dediğimiz bu zaten. Evet yani evet. Şimdi dolayısıyla bu alan işgal edildikten sonra Azerbaycan diyor ki 1 milyona yakın insan buradan Azerbaycan iç bölgelerine göç etti. Ve ona da kaçkınlar diyorlar. Bu insanlar hala bu topraklarına gitmedi. Bu insanlar hala bu topraklarını sevdayla, özlemle bekliyorlar yani. Ve Ermenistan dediğimiz o özellikle o Hankendi ve kırmızı yerde bulunan bölgedeki ilk kez orada Ermenistan Laçin ve koridorunu ve o bölgede bulunan Şuşa şehrini şey yaptı. Yani Azerbaycanlı yaşayan vatandaşların bulunduğu bölgeyi katletti. İlk işgal ettiği yerler orası. Daha sonra yani bu işgal de kim yaptı? Tamamen Rusya yaptı. Tamamen Rusya yaptı. Ben 93 yılında o bölgede çalışan bir olarak söylüyorum. Karşımızda Ermenistan ordusu diye bir ordu yok. Tamamen Rusya'nın silah sistemi, Rusya'nın kendisi, Rusya'nın bütün sistemler şu anda orada ve koruması ve kollaması orada. Ermenistan'ı ayakta tutan Rusya, karşımızda bir Rusya var yani. Rusya'nın burada ikili oyunu var yani. Şimdi geçen gün Rusya'nın devlet başkanı, Dışişleri Bakanı bir açıklama yapıyor. Burada 5 tane reyonu diyor. Yani bu 5 tane reyon, Adam, Fuzuli, Cebrail, Zencinan ve Kubatlı. Yani hemen o güneyde bulunan Zengilen, Kubatlı, evet, o yukarıya doğru Fuzuli evet. Ve Adam. Evet. Yani Azerbaycan'a yakın olan bölgeleri verelim diyor. Orada diyor ben diyor kendi
Rus barış gücünü buraya koyalım diyor. Araya gireyim. Araya gireyim. Evet. Buraya koyayım diyor. Koyduktan sonra diyor bu yukarıdaki Laçin, Kerbecel ve Ağdam bölgelerini de daha sonra görüşelim diyor. 5 yıl sonra görüşelim diyor. Yani Türkiye'nin Asya'ya açılım bölgesine kontrol edecek bölgeye evet, ben geçeyim evet. diyor. Benim kontrolümde olsun bir diyor. Bir de daha fazla İran'a yaklaşacak. O bölgeyi kontrol ettikten sonra daha fazla o bölgede İran'a yaklaşacak. İran'la ilişkilerini daha fazla yapacak. Dolayısıyla sıkıntı bu. Türkiye'de diyor ki, biliyorsunuz burada garip olan da bir durum var yani. Bir Minsk grubu var burada. Kimden oluşan? Amerika, Fransa, Rusya. Amerika, Fransa, Rusya ne yapıyor biliyor musunuz? Suriye'de Ermeni, PKK terör örgütünün içinde bulunan Ermeni taburları yetiştiriyor şu anda. Özel seçilmiş galiba bu Minsk. Özel seçim. Bakın Fransa'nın şu anda Amerika ile beraber ve Rusların da bu parmağı vardır. Kamışlı bölgesinde bunlar birlikte hareket ediyorlar. Burada seçilen taburları, 125'er kişilik taburları, özel birlikleri topluyorlar ve Karabağ bölgesine. Bu Sevan Gölü var. Bu Göyçe dediğimiz, bak ismi bile Göyçe Gölü. Bak o Göyçe Gölü. Benim dedelerim, atalarım da Göyçe Gölü'nün kuzeyinden gelmişler. Bakın Göyçe evet. Gölü'nün yukarısına bir kısım oraya gidiyor. Oradan Toğuz bölgesi, bak hemen Toğuz bölgesi de yukarıda bakın. Toğuz bölgesinde şu anda bu katliam yapanlar da bu Ermeni, PKK Ermenileri. Toğuz bölgesi, bir kısmı da Karabağ bölgesine. Biliyorsunuz Karabağ bölgesine bu patlamadan sonra Lübnan'da bulunan Ermeniler de getirildi. Ve Karabağ bölgesine şu anda o bölgeye yerleştirildi. Dolayısıyla şu anda taşeron örgütü sahipleri Fransa, Amerika, Rusya şimdi sistemi buraya taşıdılar. Neden? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Suriye'de bir şey yapamadılar. Libya'da bir şey yapamadılar. Doğu Akdeniz'de bir şey yapamadılar. İşte Yunanistan Ege bölgesinde bir şey yapamıyorlar. İşte halkanın zincirin halkasının yumuşak olduğu veya da zayıf olduğu halka neresi? Azerbaycan bölgesi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her yıl yapmış olduğumuz bir sene o tarafta Azerbaycan tarafında, bir tane de Türkiye tarafında yapılan Turas Kartal tatbikatını daha 15-20 gün önce o bölgede çok muazzam bir şekilde Azerbaycan ordusuyla Türk ordusu bunu gerçekleştirdi. Hem Nahçıvan'da yapıldı, hem Azerbaycan'ın bu sene Gence'yi, Toğuz bölgesine yakın olan Gence bölgesini de bu şey dahil edildi ve dolayısıyla büyük bir mesaj verildi. Şimdi bütün dertleri bu. Bütün sıkıntıları bu. Yani özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni burada nasıl sıkıştırabiliriz? Burada nasıl böyle bir sistem kurabiliriz? Ama Türkiye ve Azerbaycan biliyorsunuz Azerbaycan seferberlik ilan etti. Azerbaycan bu konuda silahlı kuvvetleri özellikle son dönemlerde gerçekten kendi milli silah sistemleriyle ve kahraman ordusuyla gerçekten çok güçlü bir halde. Ve inşallah yakın bir zamanda bu Karabağ, Dağlık Karabağ bölgesi dahil bu Karabağ bölgesi Azerbaycan topraklarına ben Azerbaycan ordusu tarafından tekrar geri alınacağına inanıyorum. Bu dirayet Azerbaycan ordusunda var. Bu dirayet kapasite Azerbaycan ordusunun komuta kademesinde var. Bu dirayet Azerbaycan'ın şu anda yönetiminde var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu andaki Suriye'de, Lübnan'da, Irak'ta, Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri Azerbaycan ordusuna da bir moral, bir destek. Ben orada çok şu anda irtibat olduğum halde ve görüştüğüm çok değerli Azerbaycan ordusunun komutanları var. Ve Türkiye'den güç alıyorlar. Türkiye'nin bu hareketlerinden, Türkiye'nin bu bölgedeki yaptıklarından gerçekten iştahı bir şekilde bahsediyorlar. Övünüyorlar. Bir övünç kaynağı. Ve bu da Azerbaycan ordusunu kamçılıyor. Bu da Azerbaycan ordusunu kamçılıyor. Ben Toğuz bölgesindeki geçen anlatmıştım. Tamamen Türkiye'ye karşı yapılmış bir harekettir. Çünkü Toğuz bölgesi şu anda Türkiye'nin Bakü, özellikle Tiflis, Kars demiryolu. Bakü, Tiflis, karayolu ve buradaki petrol hatları da bir enerji ve ulaşım hattıdır. Toğuz bölgesine
eğer kontrol eder ve Ermenistan'ın gelecekte bir planı var. Toz ve hemen bu o baş dediğimiz yukarıya doğru çıkan Toz'dan başlayıp o Z harfinin üzerinden o yukarıyı kesmek istiyor. Yani ulaşım hatlarını kesmek istiyor. Evet. O bölgeyi kontrol etmek istiyor. O bölgeyi kontrol ettiği zaman da yani Türkiye'nin ve Azerbaycan... 3 tane hat geçiyor oradan. Demiryolu hattı, Bakü, Tiflis, şey, Kars. Petrol boru hattı geçiyor. Tanabın, bir de karayolu hattı geçiyor. Karayolu. 3 hattın geçtiği çok ulaşım kritik. Hatları yani, ve enerji hattı Türkiye'nin geçiyor. Türkiye'nin Asya ile bağlantısını, Doğu ile bağlantısını sağlayan hat. Yani güneyi kesmişler. Daha önce şimdi de kuzeyden Türkiye'ye bir çıkış yolu buldu. Gürcistan üzerinden şimdi de orayı kesmeye çalışıyorlar. Yani çok açık bir şekilde. Şimdi bir şeyi daha söyleyip burada kesmek istiyorum. Burada İran'ın çok büyük günahı var. Var Azerbaycan mı? Topraklarına, bu Ermenistan'la Ermeni PKK terör örgütünün bölgeye aktarılması, o bölge istikametinde gitmesi, Azerbaycan topraklarındaki şu anda Ermenistan'ın ayakta durması, Ermenistan'ın nefes almasını sağlayan bir İran var. Onların belgeleri var değil mi? Kesinlikle var. Bakın, siz orada şimdi, kaldınız yani ben. Bakın yani, şimdi 5 Nisan 2016 yılında yapılan bu şeyde savaşta Ermenistan Azerbaycan April dövüşleri diyorlar ona. O zaman PKK terör örgütünü biz o zaman yine Fuzuli kentinde Lelletepe'de gördük. Adam'da gördük. Büyük darbeler yedi. Ve orada resimlenmiş, yapmış, onların etkisi hale getirmiş terör örgütlerinin şeyi vardı. Şimdi bu bölgeden bir tek geçiş noktası var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda sınırlarının özellikle ta Artvin'den başlayın, Kars, Ağrı ve aşağıya doğru gelin. Bu bölgelerde terör örgütünün varlığından söz etmek mümkün mü? Eğer terör örgütü geçiyor, Türkiye'de eylem yapıyorsa İran'ın sınırından geçiyor. Eğer terör örgütü şu anda geçiyorsa Kirmanşah bölgesini, yani nereden geçiyor? İşte Suriye'den geliyor, Süleymaniye, Kirmanşah ve yukarıya Ermenistan'ın geçiyor. Şu anda bakın Azerbaycan üzerinden Ermenistan kapalı. Türkiye sınırlarından Ermenistan kapalı. Gürcistan bölgesinden Ermenistan kapalı. Bir tek açık kapı var. O da İran. İran neden bu kapıyı kapatmıyor? Ermenistan'a neden bu kadar müsamaha gösteriyor? Ermenistan'ın yani adeta nefes borusu halinde. Yani Azerbaycan'dan yani beraber aynı anlayışı paylaşan insanlar da şeyde çok. Yani İran'da büyük çoğunluğunda onlar olmasına rağmen. Yani şimdi rağmen. Belki İran bunu mu düşünüyor acaba? Yani 25 milyon Güney Azerbaycan'da 25 milyon Güney İran'da 25 milyon Azerbaycanlı yaşıyor. Güney Azerbaycan deniyor ona. Oraya. Yani daha yakın bir işbirliği olması gerekmez mi yani biraz? Ya ben onu diyorum yani. Onu diyor, acaba bu sıkıntı mı yaratıyor onun için? Acaba bu diyalog Azerbaycan'la İran arasındaki bu diyalog İran'ın yani güvenliği işbirliğine gitmesi gerekir değil mi bunun? Bir tehdit midir yani sen Ermenistan'ı şu anda ayak tutuyorsun? Ama tehdit görürseniz tehdit görmeyip işbirliği derseniz çok güzel sonuçlara yol açabilir. Ekonomik alanda yani, işbirliği yaparsanız, kültürel alanda yani işbirliği bakın, yaparsanız. Hazar Denizi'nde de aynı şekilde sıkıntılar vardı. Neyse o sıkıntılar şu anda çözüldü. Ya dolayısıyla İran'ın Azerbaycan'la bir de bağları da var yani. Orada mezhepsel olarak bağları da var yani. Mezhepsel olarak bağları da var. Yani bu İran'ın bu davranışını ve terör örgütünü maalesef 40 yıldır bizim başımıza bela olan İran'ın bu terör örgütü PKK ve PJAK konusunda kesinlikle ikili oynuyor. Ben Irak sınırında görev yapan bir olarak söylüyorum. Ya yani yüksek hava bölgesinde orada işte tabur komutanlığı yaptım. İran'ın o bölgede terör örgütü PKK'yı beslediği, büyüttüğü, topraklarımızın içine saldığını gözümüzle gördük yani. Ve gerekleri dersi verdik yani. İran PKK terör örgütüyle PJAK'la herhangi bir şekilde işte Kandil operasyonlar yapılıyor, Türkiye harekat yapıyor Kandil'e. Nereye gidiyor karayla? Hemen İran topraklarına geçiyor. Türkiye'nin benim bildiğim tabii çok uzun yıllar biz İran'la savaşmadık. Yani İran'dan beri hiçbir. Ama İran bu coğrafyada büyüyen bir Türkiye'yi bu coğrafyada bölgesel bir coğrafyaya hükmetmiş, bölgesel bir büyüyen bir Türkiye istemiyor. Ama şimdi öyle düşünmeniz sizi de küçültüyor. Yani komşunuzun mutluluğu sizin de mutluluğunuzdur. Yani biz İran'ın
karışmasını istemeyiz. İran'ın toprak bütünlüğünü her zaman savunuruz. İran'a karşı da hiçbir hareketimiz oldu mu? Bakın, yani olmaz da yani. Bizim bakın, kendimize bütün, çok yakın hissediyoruz. Her şeye rağmen ambargoda Türkiye bütün Amerika'ya deklare etti mi? Ben Türk asla ambargoyu uygulamayacağım. İran'ın yanında yer aldık. Yanındayım. Her yerde Avrupa'da Avrupa Birliği'ne karşı olsun, diğer Amerika'ya karşı olsun, diğer ülkelere hep İran'ın yanında oldu. Türkiye İran'a karşı hiçbir, eğer Türkiye olmasın İran şu anda belki gerçekten bölgede büyük sıkıntı yaşar. Dört tane kapısı var İran'la Türkiye'de. Türkiye'nin tabii dost olmasının önemini onların da bilmesi gerekiyor. Ben artık İranlı yöneticilerin biraz da tabii bu olayları Suriye'de de yaşadık. Ben geçen bir konuşmamda bahsetmiştim. İşte buradaki İran'ın generali öldürüldü. O İran'ı generalin Amerikalılarla orada işbirliği içerisinde Suriye'deki vatandaşlara karşı bazı ve Irak'ta da olmuştu. Bu tür şeyler yanlış yani. Dış güçlerin bizi parçalayıp bölmek istediği bir ortamda bu bölgedeki komşu ülkelerin bir araya gelmesi, barış içinde yaşaması hepimizin isteği. Yani umarım İranlı yöneticiler de artık yani Türkiye'nin dostluğunu kazanmak için İnşallah. Türkiye ile dost olarak işbirliği içerisinde kaynaklarını birbirine karşı değil, bu bölgenin, bu insanların kalkınması için harcayacağını düşünüyorum. Böyle bir şey olursa da çok güzel sonuçlar verir. Bakın biz Azerbaycan'la bu diyalogumuz, bu kardeşlik bağımızı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlhan Aliyev özellikle Yunanistan Büyükelçisi'ne yüzüne karşı. Ne kadar güzel bir şey oldu. Karşı, çok güzel bir jest. Biz Doğu Akdeniz'de her yerde Türk kardeşlerimizin yanındayız dedi. İran'da böyle diyebilseydi keşke. Yani orada Azerbaycan'a karşı. Biz İran'dan da bekliyoruz. Evet evet. Bunu çok biz güzel İran'dan da bekliyoruz. Demeli ki çok biz Ermenistan konusunda Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Çok biz şık olurdu. Bekliyoruz çok yani. Güzel olurdu değil mi? Biz bunu bekliyoruz yani. Şimdi biz bunu söylüyoruz. Diyoruz ki bu bölgede özellikle Türkiye'nin tarihte Moskova Antlaşması ve ondan sonra Kars Antlaşması'ndan Nahçıvan'a yönelik özel bölge olarak orada doğan hakları var. Evet. Türkiye'nin eğer Azerbaycan'a yönelik Ermenistan'ın veya başka bir ülkenin bir saldırı, bir başka bir şey yaptığı zaman müdahale etme hakkı var. Bize yapılmış sayılır. Bize yapılmış evet, sayılır. Onu. Bize Azerbaycan'a yapılmış. Dolayısıyla saldırı. Biz Sayın Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev nasıl Türk kardeşlerimin her zaman arkasındayız. Biz asla ve asla Azerbaycan dediği zaman kanımızın damarlarımızdaki kanın akış hızı yükseliyor. Biz biriz, biz beraberiz. Biz hiçbir zaman bu bölgede birbirimizden ayrılamayacak düzeyde de bağlarımız kuvvetlidir. Azerbaycan ordusu şu anda bölgede kendisini güçlü ve kuvvetli bir orduya sahiptir. Kendi kapasitesiyle bu tehlikeyi bertaraf edecek güce sahiptir. Türkiye'de her zaman için desteğini verecektir. Türk halkı her zaman için Azerbaycan'ın yanındadır. Çünkü Azerbaycan haklıdır. Türkiye her zaman haklının yanındadır. Bakın Türkiye'nin uzattığı eli Ermenistan geri çevirmiştir. Her şeye rağmen geri çevirmiştir. Orada bir barış huzur olsun Ermenistan'la Türkiye. Biraz önce dediniz ya Yunanistan alın teri dökerek, savaşarak toprak almamış. Hep peşkeş çekilmiş. Ermenistan'da. Bakın dünyada 3 tane devlet var. Toplama bir üç ülke. 3 tane devlet var. Yunanistan, İsrail ve Ermenistan. Toplama. Toplama. Bakın İsrail, Mısır, Filistin devletini bakın 1948'lerden 47'lerden başlayın. 67'lerden sonra bakın nasıl Filistin'i parça parça böyle şey yapmış. Küçücük bir Filistin kalmış. Kocaman büyümüş bir İsrail var. Ermenistan da aynı. Şimdi Göyçe Gölü. Yani buradaki isimlerin tamamı Alagöz Dağları diyor. Bakın Alagöz Dağları Akyaka, Kars Akyaka ilçesinden görünüyor sabah güneşinde. Erivan'ın başkenti daha 1900'lü yılların başında benim Türk, dedemin, hepsi Türk. Dedemin doğum yeri Gümrü'dür, Gümrü. Gümrü nere biliyor musun? Erivan. Evet. Erivan'dır, Gümrü. Gümrü yazıyor benim dedem doğum yerinde. Dolayısıyla buralar Türk toprağıdır. Bunu bilmesi lazım Ermenistan. Aslında o da doğru komutanım. Şimdi 3 milyon falan deniyor ya nüfusu. Bir araştırma yaptım. Bazılar 2 milyon da diyor. Gittikçe güç kaybediyor. Nüfus
oranı düşüyor. 100 milyon Ermeni şu anda Türkiye'de iş sahibi çalışıyor. Ya. Kesinlikle 100 bin, yani. 100 bin Ermeni şu anda bakın. 100 bin Ermeni Türkiye'de yani şu Ermenilerle anda. Türk halkının bir sorunu yok. Bir sorunu yok yani. Türkiye'de işbirliği yapmış olsa o bölge Yunanistan'la çok kalkınacak. Türkiye'nin bir sorunu yok. Ermenistan'la bir sorunu yok. Ama emperyalist güçler buradaki... Olmasını istiyor. Kan davası. Istiyor. Kan davası. Kan davası yapıyoruz. Evet. İnşallah aklı başında olurlar. İnşallah bu Minsk grubu da bu sistemi çabuk yapar ve Azerbaycan toprakları da hür özgür bir şekilde. Ya onlar da Yunanlar gibi galiba komutanım. Yunanlar nasıl kendi başlarına bir devlet olup karar veremiyorsa kesinlikle. Bu diasporanın çok etkisinde kalıyor. Mesela kesinlikle. Fransa diyoruz gelip buraya yerleşmiş. Halbuki Fransa Ermenilerin aleyhine en fazla faaliyette bulunan bir ülkedir. Yani 1700'den başlayarak Ermenileri Katolik mezhebine geçirme davası vardır ve birçoğunu da geçirmiştir. Hatta Osmanlı'da Ermeni Patriği şikayet etmiştir bunları. Osman'ın yanında yer almıştır ama maalesef engelleyememişlerdir. Bugün de oradan çekilmiyor. Yani en fazla etkileyen, yani Ermenistan'ın aleyhine en fazla faaliyetlerde bulunan, hiçbir şey vermeyen, Ermenistan'a geçmişte belki kandıran, bunu kandırdığı da resmi belgelerde vardır mesela. Biz onlara herhangi bir söz vermedik. Zaten hiçbir yerde çoğunlukla değillerdi diyen Fransız diplomatlar olduğu halde, bugün de hala kullanmaya çalışıyorlar. Ekonomik durumları kötü, nüfus giderek azalıyor. Perişan. Evet. Ekonomi kötü. Ama buna rağmen işte başka ülkelerin orada kullandığı bir güç halinde duruyor. İç siyasetini dış siyasete şey yaparak oradan örtüyor. Son olarak bunu söylemek gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgesinde oldu oldu bitlere asla izin vermeyecektir. Bu Azerbaycan dahildir. İşte Ege Adaları dahildir ve diğer bölgeler dahildir. Her zaman için buradaki halkların mutluluğu için. Bu eğer Ermenistan, Yunanistan, işte özellikle Şam yönetimi aklarını başlarına alırlarsa Türkiye'nin gerçekten bu insani davranışlarının, bu bölgedeki insanların huzuru ve mutluluğunu anlarlarsa hepsini kucaklayacak bir şeyimiz var, anlayışımız, var. Yani, derinliğimiz, kültürümüz var. Biz öyle bir egoist bir şey değiliz. Bizim geçmişimiz var. Bizim tarihten gelen, bizim ecdadımızın, Osmanlı'nın zaten eğer o sistemi kursaydı, sömürgecilik sistemi kursaydı şu anda ayakta duruyordu. Olmayız biz. Evet. Benim sorularım bitti. Eklemek istediğiniz son sözlerinizi... Çok teşekkür ederim. Komutanım çok güzel izah etti. Özellikle Azerbaycan konusunu orada uzun yıllar kaldı. Zaten oradan da gelmiş. Çok derin bir bilgisi var. Biz de istifade ettik. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ankara Masası'nın burada noktalıyoruz. Bugün Türkiye ve yakın çevresinde güvenlik konusunu konuştuk. Büyük bir kuşatma var. Bu kuşatmayı ortaya koymaya çalıştık. Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Doğu Akdeniz'de, Afrika'da, Kuzey Afrika'da. Ve Türkiye nasıl mücadele edecek bunu konuşmaya çalıştık. Yine Güray Hacam'ın sözleriyle son vermek istiyorum. Eğer iç cepheyi güçlü tutarsak dış cephedeki sorunları aşarız. Sonucu da bu oldu bu konferansın. Teşekkür ederiz izleyicilere. Yeni bir programda görüşmek üzere.